akşamlar değerli izleyicilerimiz. Adnan Oktar'la sohbetlere başlıyoruz inşallah. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müslüm Baba'ya ait müzeyi olduğu yerden başka yere götürme iddiası araştırıyor musunuz? Adam niçin bunu yapmış vali? Yani niye bunu istiyor yani? Bunun bir mantığı yok. Bir şey bir yerde duruyorsa dursun durduğu yerde. Bir de gelin eşyalarını alın demesi, yani muhterem Nur yaşlı başlı bir insan. Urfa'ya gelecek, eşyalar alacak falan. Ya ne kadar eziyet. Durduk yere böyle bir şeye niye giriyorsunuz ya? Ömür boyunca zaten ilgilenmediniz. Bari şu anda rahat bırakın da, değil mi? Bir rahat yaşasınlar yani. Çok çok ayıp. Arkadaşlarımız araştırıyorlar Adnan Bey. Birkaç kişiyle görüştüler. Tam nedenini öğrenmeye çalışıyorlar. Yaşlı başlı kadın ya, şimdi otobüse binecek, uçağa binecek, Urfa'ya gelecek, eşyalar alıp yükleyecek, geri dönecek. Nereye koysun evde onları? Değil mi? Yani bu yakışık alır bir hareket değil. Bunu dilekçeyle de bildirin. İnşallah. Vali bu konuşmaların üstüne durdurmuş o operasyonu. Fakat yine de tetikte ve dikkatli olmak lazım. Tetikte ederken tabanca tetiği değil tabii. Kafa tetiği. Yani bazen böyle şeyler ha ha falan tamam diyorlar. Birden gürültüye getiriyorlar. Aniden bir şeyler yapıyorlar. Buna karşı da dikkatli olalım. Vali delikanlı bir vali olarak biliniyor, Urfa valisi. Sağlam delikanlı biliniyor. Yani ona gitmez böyle şeyler. Mehdi'nin çıkışından önce iki Allahsız felsefe çıkacağını peygamberimiz söylüyor. İşte biri Marksizm, biri Darwinizm. Yani iki güçlü felsefe. İnsanların Allah'a inanmaktan muaf olduğunu söyleyen iki kitap, iki ekol çıkmadan Mehdi gelmez.
Marksist, Darwinist sistem. Darwin'in kitabı meşhur. Marx'ın kitabı da meşhur. 1400 sene öncesinde bu fitneyi bildiriyor peygamber. Gel. Kraliçem hoş geldin. Günaydın. Nasılsınız? Peygamberin mucizesini görüyor musunuz? Maşallah. Ahir zaman adamlarını isim isim sayıyor. Mesela 12 Eylül'de Kenan Evren çıktı. Kenane'nin çıkışı diye söylüyor. Esat için direkt Esat diye ismine söylüyor. Oğlu için açıkça Beşer diyor. 1200 yıllık hadis kitapları ya. Evet, bak Beşer. Öcalan'ın ismini açıkça Abdullah diye söylüyor. İsim isim söyle hepsine. Piraye Sultan, müthiş güzel kadınsın. Maşallah, siz de çok güzelsiniz. Piraye beni çok 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 sever. Maşallah. Hatta delicesine, ben de onu öyle delicesine çok severim. Maşallah. Kıskanma olmadığı için en fazla gıpta oluyordur. Bak, ahir zamanda iki kitap çıkacak diyor. İki ekol. Ondan sonra yani Allahsız, ateist, iki ekol ve iki kitap. İnsanların Allah'a inanmaktan muaf olduğunu söyleyen iki kitap çıkmadan Mehdi gelmez. Çünkü Mehdi ona karşı savaşıyor. İmam Muhammed Bakır dedi ki Kayı Mehdi Aleyhisselam'a 313 kişinin eşlik ettiğini görür gibiyim. Yani o talebeleri görür gibiyim. Bak Kayı Mehdi Aleyhisselam'ın 313 kişiyle beraber çıktığını görür gibiyim. Onlar iki rekat namaz kılacaklar diyor. Herhalde şükür namazı. Bak, ama hep geçiyor hadise, hep iki rekat namaz kılarlar. Bütün hadis kitaplarının tamamında var bu. Yani onu önemli bir konu olarak Peygamberimiz belirtmiş. Kayın Mehdi'nin yanındakilerin çok azı Arap olacak, Arap kökenli. Yani belki 3-5 kişi. Kaim minbere ilk çıktığında yani tebliğ yapmaya başladığında ondan koyunlar ve keçilerin kaçışı gibi şuursuzca insanlar kaçacaklar. Tebliğ yapmaya başladı. Bak koyun ve keçi gibi. Koyun nasıl boş boş bakar? Deli deli kaçar. Keçi de öyle değil mi? Çok anlamsızdır bakışları falan. Şuursuzca kaçar. Yanına yanaşsan, iyilik de yapsan kaçar. Evet. Mehdi'den kaçıyorlar, dikkat edin. Ama koyun ve keçiye benzetiyor Peygamberimiz. Yani çünkü bu hayvanlar müthiş şuurlu ve çok akılsızdır. Yani akılsız oldukları için kaçacaklar diyor. Koyun mantığında, keçi mantığında var. Mesela keçiyi ne ilgilenir? Ot ilgilendirir. Yesin, uyusun, geviş getirsin. Değil mi? Bir şey de gördü müydü kaçsın. Koyun gibi huysuz, yani İnsan ahlakına göre huysuz tabii. Keçi gibi inatçı bir kişilik gösterecekler diyor. Çünkü koyunun nedir huyu? Lakaytlık, ilgisizlik, apati. Keçinin nedir? İnatçılık, yine lakaytlık ve ürkeklik ikisinde de. Böyle hayvani özellikler gösterecekler diyor ve çok veciz bir açıklama bu. Kimden kaçıyorlar? Mehdi'den. Ne zaman? Tebliğ yapmaya başladığında.
Bak tebliğ yapmadan önce kaçmıyor. Tebliğe başladığına kaçıyorlar. Çünkü Allah'ın anılmasını istemiyor. O zaman mutlu olacağını zannediyor. Mehdi çıktığında onun karşısındaki cahiller Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamandaki cahillerden daha şiddet olacaklar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zamanında cahiller tahtaya ve taşa tapıyorlardı. Oysa Mehdi zamanındaki cahiller Kur'an'ı kendi keyfine göre yorumlayarak Mehdi'ye karşı mücadele verecekler diyor. Yani hadislerle yorumlayarak. Mehdi hakkında soruyorlar peygamberimize. Onun zamanında zımmilerin durumu nasıl olacak? Yani ehli kitabın durumu nasıl olacak? Diyor ki peygamber, o zımmilerle barış yapacak. Barış içinde yaşayacak. Yani Müslüman toplulukları içerisinde olacaklar. Dostça, kardeşçe yaşayacaklar. Mesela peygamberimiz Hüsnü Mübare'yi de anlatıyor. Görünümü karga gibi olan diyor. Burnunda diyor bir küçük çıkıntı olan, delik olan, çukurluk olan. Bir çağ çıkacak, çok iri yarı olacak diyor, uzun boylu olacak diyor. Ve saltanatını kaybedecek diyor. Yani bütün ahir zaman şahıslarını saymış peygamberimiz. Erdem Bey nasılsınız? Çok iyiyim Adnan Bey, siz nasılsınız? Evet, ben de çok iyiyim. Hoş geldin Koç Yiğit. Selam Erdem. Aleyküm selam. Sübhanek. Sen duygusun. Bediüzzaman diyor ki Said Nursi Hazretleri, Rus da diyor yani Sovyetler Birliği'nde ama Rusya. Rus da dinsiz kalamaz, geri dönüp Hristiyan da olamaz. Yani Marksist denizler ya, geri dönüp şimdi Hristiyan da olamaz. Olsa olsa küfrü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan, hüccet ve delile istinat eden ve aklı ve kalbi ikna eden, Kur'an ile musallaha veya tabi olabilir. Hristiyan da Müslüman olacağını işaret ediyor Bediüzzaman. O vakit 400 milyon ehli Kur'an'a kılıç çekemez. O zaman 400 milyon. Şimdi yaklaşık 2 milyar falan oldu Müslüman alemin.
orada burada bazı arkadaşlar yurt dışında, Almanya'da, Hollanda'da, işte Danimarka'da falan bizi sevenler bazen bana istinad ederek bazı ataklarda bulunuyorlar. Bazı tavırlarda bulunuyorlar. Bunların hepsi yalan. Yani ben sadece Kur'an'a uyan bir Müslümanım ve insanları Kur'an'a davet ediyorum. Onların özel hayatları, şunlar bunlar beni ilgilendirmez. Özel hayatlarla ilgili aldıkları kararlardan hiçbirinden ben sorumlu değilim. Böyle bir talimatım da olmaz, tavsiyem de olmaz. Ahmakça ve aptalca yalan söylüyorlar, terbiyesizlik yapıyorlar. Kim yaparsa dangalaklık yapmış oluyor. Böyle bir şey olmaz. Bana ne özel hayatın, adam ne yaparsa yapsın, beni ilgilendirmez. Yani ben dedi diye bir şey yaparlarsa kimse buna inanmasın. Bil ki o adam yalancıdır, sahtekardır. Beni ne ilgilendirir ya? Bir kere bağlantım yok ki ilgileneyim yani. Adamla konuşmam, görüşmem hiçbir şekilde. Hatta tanımam daha yani, arada sırada gelen adamlar. İşte Adnan Bey dedi, hocamız dedi. Öyle bir şey yok. Yalan bunlar yani. Veyahut bazı aptallar fıkhi hükümler çıkarıyor. İşte Ramazan'da 10 gün oruçlu. İlk defa duyuyorum ben bunu. Yani çok dangalakça bir şey. Ramazan ayında herkes bir ay oruç tutar. Peygamber zamanından beri sallallahu aleyhi ve sellem bu böyle. Nereye 10 gün yani? Ha, canını tutmak istemiyorsa tutmasın, ayrı mesele. Ama kendi kendini 10 güne indirmenin alemi ne yani? Böyle dangallar var. Bunlara muhatap olma gözüyle bakmasınlar. Nasılsın yakışıklı? Anne nasıl? Döndü değil mi annen Almanya'ya? Çok şeker annem. Yani Allah'ı unutunca mutlu olacaklarını zannediyorlar bazı insanlar. Böyle olmaz. Allah bin bir türlü bela veriyor o zaman. Haberi olmuyor. Devamlı Allah içini sıkar. Sürekli sıkıntı olur. Hiçbir şeyden zevk almaz. Hiçbir şeyden keyif almaz. Allah'ı unutarak mutlu olma diye bir şey yoktur. Allah sürekli bir bela verir. Bir yere bela bitir, bir bela başlar. Haberi bile olmaz. Allah onu hiç sezdirmeden süründürür. Allah diyor, onların farkına varmayacaklar, bir yerden onlara yaklaşırım diyor. Ya genel umumi felaket veriyor, ya şahsi bela verir. Ufacık bir bela bile insana yetiyor. Mesela insan tırnağı ağrısa bile bütün vücudu ağrıyor. Mesela bu beladır. Bir gözü ağrısa bütün vücudu iptal olmuş oluyor. Değil mi ya? Hayat onun için bambaşka bir şekle geliyor gözü aradığında. Yani bana ne, sadece gözüm diyemez. Vücut, ruh bir bütün yani. Bir yere gittim her tarafı gidiyor yani. Kalp durdu mu adam ölüyor. Ne olacak kalbin ölümünden? Olsun bedenim yaşıyor diyemezsin sen. Mesela genç kızlar dindar kişilerle görüşmek istemiyorlar birçoğu. Hadisede var ya, koyundan keçiden, koyun gibi, keçi gibi kaçarlar diyor. Mutlu mu oluyor? Yok. Tek başına birçoğu angut kazı gibi yaşıyorlar. O yaşadıkları kızlar genellikle çirkin kızlar buluyorlar bir tane. Güzel bir kızsa. Ondan işte kanka oluyor. Gene de bir nefret de oluyor aralarında. Bir kişi onları öyle arkadaşı yaşıyor. Diğer arkadaşlar var ama onlardan da çok çekiniyor. Kimi haset ediyor, kimi azgınlık yapıyor, kimi tuzak kuruyor, kimi dangalaklık yapıyor. Sanki onu yapınca mutlu yaşıyor. Lan sürünüyorsun. Yani onu yaptığında mutlu olsan, ya deriz ki yani İslam'ı yaşamıyor ama Allah imtihan olarak ona bir mutluluk da veriyor, keyif veriyor. Müslümanlar için bu daha bir üstünlük deriz yani, sabredecekleri için. Müslümanlar beyler paşalar gibi yaşıyorlar. Sen sürünüyorsun. Tek başına it gibi sürünüyorsun. Her şey, her yerde aşağılanıyorsun. Bir yere gidiyor, birisi küfrediyor, bir yere gidiyorsun, kavga oluyor. Bir yere gidiyorsun, hasetlikten kepazeli çıkarıyorlar. Ya öyle kişileri annesi babası da bela alıyor. Akrabaları da bela alıyor, arkadaşları da bela alıyor. Kendi bedeni de kendine bela oluyor. Ya öyle insanları anası babası da rahat bırakmıyor, benim gördüğüm. Hep bela alıyorlar. En yakın arkadaşlar başına bela alıyor. Hep sap gibi tek başına yaşıyorlar. Bir tane yancısı oluyor. O da ona para falan verdiği için işte eve götürüyor, kurabiye alıyor, yaş pasta alıyor falan.
Hep böyle ton balık falan oluyor arkadaşlar da. Onu ayı besler gibi besliyor yani. Yani sevgi yoksa, merhameti yoksa, şefkati yoksa, nevrotik, manyak gibi bir adamsa olacağı bu. Ben Müslümanlıktan rahatsız olurum diyor. Ya Müslümanlıktan sen huzur bulacaksın. Müslümanlık sana zenginlik getiriyor, bereket getiriyor, bolluk getirir. İç ferahlığı getirir, sana arkadaşlar, dostlar sağlar. Herkesle barışık yaşayabilirsin. Küfür zehir zemberektir, ızdıraptır, acıdır. Sürünürsün küfürde. Mutlu olacağını zannediyor. Ya olsan görürüz kardeşim, görürüz. Ve sendeki o mutluluğa biz de Müslüman olarak zaten sahip çıkarız yani. Onu biz de elde ederiz. O zaman senin elde ettiğin bir yöntem varsa. Sen sürünüyorsun, öyle bir şey yok. Alenen sürünüyorsun. Ben küfre düşüp de mutlu olan bir kişi görmedim. Yani derdik o zaman ya küfre düşen mutlu oluyor ama siz Allah'a sarılın, siz cennette mutlu olacaksınız. Onlara özenmeyin dedik. Ama alenen cehennem hayatı yaşıyorlar. Evet. Yüce Rabbim zaten belirtiyor. Olmuş yeter Allah'a sanırım. Kim Allah'ın ayetlerini yalan sayarsa onun için sıkıntılı bir geçim vardır diyor. Kim de iman edip salih amelde bulunsa onları da güzel bir hayatla yaşatırız diye belirtiyor. Tabii ki ben hayatım ortada. Kendimden görüyorum. Yani. Mesela küfürde ancak kendi yaşıtı olursa ondan mutlu olma inancı var. Mesela bu da bir pagan inancı, put inancı. Kendi yaşıtı. Ya kardeşim sen mesela 19 yaşında, 18 yaşındasın. Veyahut 25 yaşındasın. Kendi yaşıtın adam aradığında tek kalıyorsun. Adam bulamıyorsun. Yani senin şartların ağır. Kendi yaşıtın olacak. Senin kaprisini çekecek. Münasebetsizliğine katlanacak. Kabalığına ses çıkarmayacak. Saygısızlığına ses çıkarmayacak. Egoistliğine ses çıkartmayacak. Millet enayi mi? Sana yanaşmaz kimse o zaman. O zaman da yalnız kalırsın. Müslüman sabırlıdır. Müslüman sana yanaşır. Küfürde öyle bir şey olmaz. Nitekim hepsi sap gibi. Orada da görüyorsunuz. Evet. Buğday sapı gibi. Yani kötü bir şey değil. Müslümanlıkla yaş farkı diye bir şey olmuyor. Çünkü mesela farz edelim 16 yaşında bir genç kız, 17 yaşında mı? Mesela 40 yaşında bir insanla çok rahat anlaşabilir. 50 yaşında bir insanla çok rahat anlaşabilir Müslümansa. Çünkü orada aklı var, birikimi var, kişiliği var, ruhundaki enerji var. Sen 17 yaş, karşına alıyorsun zıpır, sesi börtülü bir tip. Yani hepsi için demiyorum, bazı tipler için. Sen zıpır, o zıpır, bayağı kötü bir ortam oluyor. O vahşi, sen de vahşi. Sen egoistsin, o da egoist. Sen nevrotik sinirlisin, o da nevrotik sinirli. Sen kıskanç, hasutsun. Saldırgansın, o da kıskanç, hasut, saldırgan. Cehenneme döner ortalık. Ama senin yaşın küçük ama karşındaki insanın yaşı büyüktür. Olgundur, senin hasetliğini düzeltir. Azgınlığını düzeltir. Kabalığını düzeltir. Dangalaklığını düzeltir. Kıskançlığına denge getirir. Sevgisizliğine karşı sevgiyle karşılık verir. Seni dengeler. Sabırla karşılar münasebetsizliklerini. Yaptığın kabalıkları nezaketini düzeltir. Mesela zıpır zıpırı nasıl düzeltiyor? Hayvani metotlarla. La böyle olur mu? La falan diksen bilmem ne. Hayvan gibi karşılık veriyor. O anda da bitiyor. Böyle olmaz. Yani Kur'an ruhunda yaşıt diye bir ruh yok. Akıl yaşı vardır. Akıllı ise insan bitti. İsterse 90 yaşında olsun. Ama adam mesela yaşı ileri oluyor ama çocuk gibi aklı zayıf. Olmaz. Benim kastettiğim akıllı insansa, hiç fark etmez yani. O yüzden küfürü, o sınıflandırmanı, hatta zenginse zengin arkadaş arıyor. Senin huysuzluğunla, yani çünkü hepsinde huysuzluk oluyor hemen hemen birçoğunda. Yani birçok insanda olur bu. Ancak o sabırla dengelenir. Şefkatle dengelenir. Sevgi onu bastırır. Sevgiyle insan kötülüğe, iyilikle karşılık verebiliyor. Yoksa kötülüğe kötülükle, kıskançlığa kıskançlıkla, münasebetsizliğe münasebetsizliğe karşılık versen anında biter. Onun için hayat ancak Müslümanlık içinde rahat yaşanacak gibi yaratmış Allah. Ben çünkü konuşuyorum, hangi genç kızdan konuşsam? Hep yalnızlar, hiç arkadaşım yok diyor. Bir tane arkadaşım var diyor, iki arkadaşım var diyor.
Yani mesela güzel bir kızın güzel bir arkadaşını pek görmedim. Hep çirkin arkadaşları. Geleceğe dair ümitleri de olmuyor. Tabii ki. Bir de kavgalar oluyorlar, barışıyorlar, tekrar kavgalar oluyorlar. Çıkarları çatışmadığı sürece arkadaşlar, en ufak bir çıkar çatışmasında. Tabii. Sadece Kur'an Müslüman diyorsunuz ama iş mehdiyete gelince hadislere başvuruyorsun. Bu ne iman çelişkidir? Niye çelişki olsun? Biz hüküm konusunda Kur'an'a uyuyoruz, hüküm. Helaller, haramlar konusunda. Yani bunda hüküm tamam. Hadis ayrıca mesela diyor ki peygamber ayette Cenab-ı Allah namaz kılın diyor. Hadis ne diyor? Namaz kılın. E tamam bu da doğru. Yani peygamber hiçbir şey söyleyemez. Sezar veni vidi vici diyor değil mi? Adam geldim gördüm yendim diyor. Onu kabul ediyorsun. Evet. Değil mi? 2000 yıl önceki olayları kabul ediyorsun. E 1400 yıl önce peygamber hiçbir bir söz etmedi yani. Evet. O zaman ölçü ne? Kur'an'a uyuyor mu? Uyuyorsa tamam doğrudur. Evet. Mesela diyor ki oruç tutun diyor peygamber. Kur'an ne diyor? Oruç tutun. E tamam doğru. Evet. Yani evet. Bunu niye reddedelim? Yani biz hadise uyuyoruz derken bunu söylüyoruz. Evet. Mesela ahir zamanla ilgili hadis söylüyor. İki uçlu kuyruk yıldızı çıkacak diyor. Hiçbir bilim adamı hiç kimse söylememiş. Hiçbir bilimsel kayıtta yok. Dediği çıkıyor mu? Çıktı. E doğru. Evet. Ölçüsü ne? Olayın çıkması. Mesela diyor ki PKK'yı tarif ediyor peygamber. Başında da Abdullah olacak diyor. Evet. Doğru çıkıyor mu? Çıkıyor. Evet. Mesela Mehdi'nin olduğu yerde bazı olayların başında Kenane isimli bir adam olacak diyor. Kenan Evren'i söylüyor. Evet. Çıktı mı? Çıktı. Evet. Kenan diyor. İsmini söylüyor. Efendim Esad'ın ismini açıkça Esad diye söylüyor. Evet. Oğlunun adını Beşir diye açık açık söylüyor. Evet. Bir kısmını tiplerini tarif ederek söylüyor. Mesela uzun boylu diyor, burnunda çöküklük vardır, kargaya benzer diyor. Evet. Hepsini söylüyor. E doğru çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Evet. E çıkıyor. E tamam, o zaman doğru. Evet. Fırat'ın suyu kesilecek diyor. Kesildi mi? Doğru. 15 gün arayla ay ve güneş tutulmalar olacak diyor Mehdi devrinde. Oldu mu? Oldu. Evet. Kabe basılacak diyor. Mehdi'nin çıktığı yıl. Oldu mu? Oldu. Oldu. Büyük bir ateş sütunu çıkacak diyor mübarek beldede İstanbul'da. 79'da. Evet. Oldu mu? Olmadı mı? Oldu. Oldu. E sabaha kadar sayarım. Hepsi olmuş. E olunca ne demektir? Hadis sahih, gerçek ve doğru demektir. Adam Yüce Rabbimiz Kur'an'da haber veriyor. Peygamberlerin içinde seçtiği kullar müstesna diyor. Gayb'la ilgili bilgiyi vereceğini söylüyor peygamberlerin içinde. Canım gayb zaten gayb bilgisi veriliyor peygambere. Onu gösteriyor Allah. Evet. Mesela Yusuf diyor siz yemeğinizi bana getirmeden hangi yemeği getireceğinizi bilirim diyor. Bana sorun. Evet. Gayb bilgisini Allah bildiriyor. Bilinmez olur mu? Mebzül ayet var. Mesela savaşın sonucunu Allah ayette bildiriyor. Değil mi? 3 veya 9 yıl arasında dünyanın en alçak yerinde karşı taraf mağlup olacak diyor. Bu gayb haberi. E doğru çıkıyor. Dünyanın en alçak yerinde doğru. Verilen tarihte doğru. Haddi hesabı yok Kur'an'da belirli olayla. Hepsi çıkmış. Ayete belirtilen. Mesela cennetle ilgili hadisler. Kur'an'la mutabık. Cennette huriler vardır diyor peygamber. Hadise ayete bakıyor. Ayette de diyor aynısını. Evet. Peygamber sözü mü bu? Söz tamam doğru. Uygun yani. Evet. Kur'an'a uygun. Kur'an'a uygunsa ha inanmak farz mı? Değil. Evet. Hadise. Kur'an'a inanmak farzdır. Ama Mehdi ile ilgili hadislerin hepsi çıktığına göre evet. Bunun herhalde bir açıklaması olması gerekir. Tabii. Bir mucize değil mi bu? Hayır bir tane olur, iki tane olur, 10, 100 kardeşim tamamı. Mesela Mehdi ile ilgili eşkal bildiriyor. Evet. Başından ayaklarına kadar. Evet. En az 60 madde var yani. Mehdi devrindeki olaylar en az 100 maddeyle bildiriyor peygamber. Hepsi doğru çıkmış. E tam bir mutabakat. E nasıl reddedelim? Ne? Sen Nostradamus'u kabul ediyorsun. Kahvedeki falcıyı da kabul ediyorsun. Allah'ın sana bildirdiğini kabul etmiyorsun. O şey doğru çıkmış. Tahakkuk etmiş. Meydana gelmiş yani olay. Mesela diyor ki pazar günü yağmur yağacak diyor.
Pazar günü gelince yağmur yağıyor ama tabii o bulutların akışına falan tahmin ediyorlar. Peygamber sözüne niye inanmıyorsun? Değil mi? Evet. 1400 sene ne? Daha dün gibi yani. Yeni söylemiş. Unutulmamış, kayda geçmiş, yazılmış. Evet. 1200 yıl önce yazmışlar, kayda geçmiş. Hepsi doğru çıkmış. Bireysel silahlanma hakkında ne düşünüyorsunuz Adnan Bey? Daha özgürce insanlar alabiliyordu Amerika'da. Erdal Beyoğlu. Ya kültürlü bir toplum için olabilir bence. Ama daha yeni eğitimi gelişen, yeni bilgilenen, yeni şuurlanan toplumlarda sadece kendini savunması gerektiğine inanılan insanlara silah verilmesi lazım. Risk altındaki insanlara. Onun dışında olmaz. Çünkü mesela bizim millet bayağı bir kısmı sinirli. Hayır ya kendini vuruyor ya başkasını vuruyor. Mesela canı sıkılıyor akşam balkona çıkıyor. Sigarayı yakıyor be cigarayı. Ne yapayım kendimi vurayım bari diyor. Veya çocuğu ufacık bir şey yapıyor hata yapıyor. Mesela çocuğu alıyor yüksekten havaya atıyor yere şehit ediyor çocuğu. Karısına mesela sinirleniyor. Kadını tavuk keser gibi doğuruyor şehit ediyor. Trafikte de ya kafa göz falan ben gördüm bir kere gidiyorduk birden indir arabalardan falan ne oluyor falan dedi ki akıl almaz birbirine girer kalemler falan cebindeki fırladı ceplerindekiler döküldü rezalet ortada hiçbir şey yok gel aman Allah'ım nasıl güzel olmuş nasıl süslü olmuş nasıl şeker olmuş merhaba canım benim nasılsın? Ben de çok iyiyim. O burun ne o burun? Ne kadar şeker o burun öyle. Bıcır bıcır Türkçesi de iyice gelişmiş. Bir kere peygamberimizden hadis diye. Mesela diyor ki Mehdi Peygamberimizin zırhı ona olmaz diyor İmam Cafer Sadık. Vücudu geniştir diyor. Yani zor sığar Mehdi diyor. Peygamberimizin zırhına diyor. Çünkü bana giydirdiler diyor. Ta dizime kadar geldi diyor. Yani bayağı geniş. Sen diyorlar Mehdi'sin diyor. O zaman getir peygamberin zırhını giyeyim diyor. Görüyor Mehdi'ye gelmeyecekti bu zırh diyor. Ama beni görüyor bak ta dizime geliyordu. Ben Mehdi değilim diyor. Ben zayıf bir insanım diyor. Nereden çıkarttı diyor. Mehdi iri yar olacak diyor, yapılı İnşallah. Olacak diyor. İnşallah. Altın ve ipek karışım kumaş giyecek diyor Mehdi diyor. İnşallah. Altın ve ipek karışımı çok net bir ifade. İnşallah. Böyle altınlı, ipekli kumaş zamanımızda çok zor bir şey. En güzel kumaş, en güzel elbiseyi o giyecek diyor İmam Cafer-i Sadık. Allah talep etmeyi bizlere nasip etsin. İnşallah. Bekliyorum. İnşallah. Siz de bekliyorsunuz, ben de bekliyorum o mübarek şahsı. İnşallah. Cahiliyedeki arkadaş ilişkileri acayip oluyor. Mesela genç kız kansere yakalandığını söylesin. Bir tane arkadaşı kalmaz etrafında. Hepsi kaçar. Yani binlerce vaka vardı. Herkes bilir. Meşhur. 30-40 evet. Arkadaşı oldu. Çocukluk arkadaşı. Bir daha aramıyor. Evet. Kocası kaçıyor. Evet. Hayır mesela evlenecek genç koca olursa diyor. Ben ömür boyu bakar diyor. Yani ya mesela daha yaşı ileri olan daha erken ölür o diyor. Hesap yapıyor. Ben de ortada kalırım o zaman diyor. O hesabı Allah tam tersine çeviriyor. O yaptığı hesap doğru çıkan hiç adam olmaz. Ya kendi ölüyor erkenden veyahut da hesabı tamamen tersine çıkıyor. Öyle bir şey olmaz. Çünkü bu tevekküle aykırı Allah'a haşa meydan okur gibi bir ifade yani. Ben yaşayacağım, o ölecek, garanti altına alıyor. Ömrün boyunca da sürünüyorsun. Ömrün boyunca sürünüyorsun. Peygamberimiz yaşlıydı. Hanımları 18 yaşındaydı, 19 yaşındaydılar. Ne oldu? Paşalar gibi yaşadılar. Aslan gibi yaşadılar. Hiç kimseye de muhtaç olmadılar. Gayet güzel, mutlu. Cennette şu an sonsuza kadar birlikteler. Senin oradaki kastettiğin hayat ne kadar?
kaç yaşında evleniyorsunuz? Hadi 20 yaşında diyelim. 2-10 senede bitiyorsun sen. 40 yaşında iptal. 2-10 senede. 40 yaşında akıl almaz çöküyor. Kadın 40 yaşında ne hale gelir herkes bilir. Birçoğunun. Hepsi için değil mi? Birçoğu öyle. 2-10 sene için bütün hayatını veriyorsun sen. 2-10 seneye başka yok. Gençliğim, mençliğim dedi, hepsi onun içinde. İleride ne yapacağım? Ya sen 2-10 senede yaşlanacaksın mı, yaşlanmayacaksın mı? E o neyin hesabını yapıyorsunuz o zaman ya? E ben diyor ki mesela henüz 18 yaşındayım. E 2-10 sene sonra 40 yaşında oluyorsun. 38 yaşında yani 40. Bütün ömrün 2-10 sene ya. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. 10 seneler bir sene gibi geçiyor. Bütün ömrün bitmiş oluyor. Neyin hesabını yaptın sen? Geçen gün haber olsa kadın tüfeği alıyor, çok kızlarını vuruyor. Sonra kocasını vurmaya kalkıyor. Tüfek tutup bir adam da gidip kadını boğazlayıp kesiyor. Yani bu kadar kolay oluyor yani adam. Onun için silah bulundurmak çok riskli. Çünkü silah sürekli vurma duygusunu veriyor insanlara. Mesela benim de silah varsa, ya bu silah neye yarıyor diyor. Bir gün mutlaka birini vurmam gerekiyor diyor. Ya kardeşim o ömür boyu kullanılmamak için oraya konur. Yani caydırma amaçlıdır silah. Silah kullanılmaz. İlla ki birini vuracak. Yani benimle mesela ruhsatsız silah alıp da birini vurmayan adam çok nadirdir ya. İlla ki onun bir işlevi olması gerektiğine inanıyor. Yanında bıçak taşıyorsa mutlaka birini bıçaklıyor zaten. Azmetmiş demektir. Onun için yani zaruret olmadıktan sonra silahın evde dahi bulunması doğru değil. Hiçbir yerde silahın bulunmuyor. Silah tehlikeli bir şey. Ya bastı mı tetiğe ateş alıyor. Ya bir tetik nihayeti yani. Hatta yere düşse bile ateş alıyor. Evet. Tehlikeli bir şey. Mesela rahibeler manastırlarda ben diyor Hazreti İsa ile evleneceğim. E Hazreti İsa yok diyorsun. E ahirette evleneceğim ondan diyor. E daha çok var diyor. Yok diyor. 2-10 sene en fazla diyor. Ben 19 yaşındayım. 2-10 sene sonra 40 yaşıma gireceğim ben diyor. Ondan sonra hayat bitiyor benim için. Hakikaten 40 yaşından sonra artık hastalıklar başlıyor. Kanserler, ülserler, romatizmalar. Yani yaşıyor ama bir de ona sen sor. Neyin hesabını yapıyor ben anlamıyorum yani. O zannediyor ki 19 yaşından sonra 10 sene sonra yine 19 yaşında olacak zannediyor. Öyle olmuyorsun sen. 2-10 senede 40 yaşına giriyorsun. Mesela peygamberimizin en peygamberimize ait olduğu iddia ettikleri en uydurma hadisleri bile ballandıra ballandıra gelenekçileri anlatıyorlar Ortodoks gelenekçi Müslümanlar. Bu anlattığımız mucizelerin hiçbirini ağızlarına dahi almak istemiyorlar. Evet. Mesela şu iki uçlu kuyruklu yıldızın çıkışı hiçbir bilimsel eserde yok, tarihte yok. Evet. 1400 yıl önceden peygamberin bilmesi çok büyük mucize. Yani kaç bin yılda bir geçti bilinmiyor. Yani 50 bin yılda bir mi, 100 bin yılda bir mi geçti bilinmiyor. Ya peygamberin bilmesi tamamen mucize. Bak diyor ki, bütün kuyruklu yıldızların tersine gidecek diyor. Yani imkansız bilinemez. Yani mesela belki 50 bin yılda bir geçiyor. Bilinmiyor. Tarihte hiçbir kayıt yok. Diğer kuyruklu yıldızların aksi istikamet gidecek diyor. Çok daha parlak olacak diyor. Diğer kuyruklu yıldızların. İki uçlu olacak diyor. İki ucunda da kuyruk olacak diyor. Ya bu olacak iş değil. Hiçbir kuyruklu yıldız tersi yöne gitmez. Ve iki uçlu da asla olmaz. Mantığı da yok. Bilimsel olarak da mantığı yok. E oluyor mu? Oldu. Evet. Doğru. Aynısından çıktı. Mucize mi? Çok büyük mucize. Dünyayı sallayacak mucize. Yabancılar da, yerliler de kimse gıkını çıkartmıyor. Evet. Çünkü bunu kabul ettiklerinde Mehdi de kabul edecekler. Evet. Ötleri kopuyor. Ama korkunun ecele faydası yok derler. Ecel geliyor yani. Herkes için tabii. Ecel yani son, sona doğru gidiyor dünya.
daha önce söylemiştiniz, geçmedi desinler o zaman diye. Bir kişi de çıkıp böyle bir şey de diyemiyor. Ya de ki böyle bir hadis yok de ya. Böyle bir olay da olmadı de. Bak diyor ki ondan önce diyor bir kuyruklu yıldıza geçecek diyor peygamberimiz. Yani büyük bir kuyruklu yıldız çıkacak diyor. Haley kuyruklu yıldızı tam denilen vakitte çıktı. Sonra diyor Mehdi devrinde Mehdi'nin ve İsa Mesih'in çıkış alameti olarak da Betlehem yıldızı çıkacak diyor. 2000 yılda bir çıkıyor bu çünkü. O da çıktı. Gık yok ya kardeşim, Betlehem bütün tablolara, heykellere, hikayelere, romanlara, her yere geçmiş bir olaydır. Betlehem yıldızı. Bütün Hristiyan heykellerinde, bütün kiliselerde var. Ya aynı yıldız bir daha çıkmış. Niye ilgilenmiyorsunuz ey kilise mensupları? Neden korktunuz? Ey Müslüman diyen Ortodoks gelenekçi kardeşlerim. Niye bahsetmiyorsunuz? Ya Betlehem yıldızının olmadığı hiçbir Hristiyan tablosu yok. Her yıl, her yerde vardır. Hristiyanların o şeylerinde üst taşıdıkları sancaklarda hep yıldız şeklinde o görülür. Betlehem yıldızı. İsa'yı temsil eder. İsa'nın zuhurunu temsil eder. Her yerde vardır. Işık saçan yıldız. Badem şekerinin annesi ne şeker kadın ya. Sesi aynı badem şekeri. Evet, sizi o kadar çok seviyor ki, yani çok mutlu oldu gördüğü için maşallah. Bayağı tatlı. Over on Brandis, can't pretend we're
Practice, practice. Who to trust, who to love, who to run from, who to hug. Set fire to a government of thugs. Respect only comes from the money or your blood. We're out of sight, shadows alive. They're closing in and I know where we're going. Dinliyorum. Başbakan Davutoğlu New York'ta Türkmen Vakfı'nın düzenlediği akşam yemeğinde konuştu. Şunları söyledi. Bugün itibariyle şunu ifade etmek isterim ki Türkiye'ye dönük terör tehdidinin beli kırılmıştır. Kuzey Irak'ta PKK'nın barındığı sığınaklar, mühimmat depoları, karargahlar, Suriye'de sınırımızda DAEŞ'in Türkiye'ye dönük tehdit oluşturan bütün yapıları ve sığınakları, barınakları önemli ölçüde etkisiz kılınmış. Ülke içinde de şehirlerimizde ve kırsal alanda kamu düzeni ve egemenliğinin sağlanması yönünde büyük bir mesafe kat edilmiştir, dedi. İşte mesafenin kaç santim olduğunu, ne kadar yol kaldığını, kaç metre yol kaldığını bilmek lazım. Yani Güneydoğu'da vatandaş, ya mesela Kılıçdaroğlu gidip Mardin'in ana caddelerini göğsünü gere gere geziyorsa, bu tamam. Milliyetçi Hareket Partisi Siirt'in ortasında konuşma yapabiliyorsa tamam. Yapamıyorsa başarılı bir çalışma yok demektir. Kitap dağıtımı yapılabiliyor mu şu an? Yapılamıyor. İmani Kur'an'ı bir konferans verilebiliyor mu? Verilemiyor. O zaman daha yol alınmış değil. Ama yolun başındalar. İlerlemişler ama daha gidecek çok yol var. Thank you.
Nevzat Çiçek. Nevzat Çiçek gazeteci. Göreyim. Aa, evet, bu genci tanıyorum. Ne diyor? Time Türk'ün genel yayın yönetmeni. Türkiye'nin tanıtımını Adnan Hoca'ya versinler. Suud gazetesinde yarım sayfa yazısı var diyor. Evet, Suudi Arabistan'da yazısı çıkan bir tek ben varım. Rusya'da da, Pravda'da, İran'da da, İsrail'de, Endonezya, Malezya. Ama bu ülke, hayır, Amerika, dünyanın her yerinde yazılarım çıkıyor da, bu ülkelerde yazarların yazısı çıkmıyor. Bir tek benim yazılarım çıkıyor. Yani özelliği bu. Rusya'da, İran'da Tahran Times, ki yani merkezi gazeteler, Pravda, yani hep devlet gazeteleri. Suudi Arabistan'da da öyle. Benim yazılarım sürekli çıkıyor. Maşallah. Bir önceki yazınızda Rusya'nın da dahil olduğu İslam Birliği çözümünü sundunuz. Onu yayınlıyorlar. Komünist bir gazete normalde. Tabii. Genelde en çok okunan makaleler arasında. Tabii. Yine bu hafta Pravda'da ve diğer pek çok yerde çıkan yazılarınız var. Okuyabilirim Adnan Bey. Ünlü Rus gazetesi Pravda'da bu hafta İngilizce olarak çıkan Rusya'nın Suriye'deki yeni hamleleri başlıklı yazınızda. Rusya'nın Suriye'deki askeri üssünü güçlendirdiğini ve askeri yardımda bulunduğunu anlatıyorsunuz. Söz konusu yazıda Suriye'de Türkiye'nin garantörlüğünde sivil vatandaşların korunabileceği bir tampon bölge oluşturulması gerektiğini açıklarken, Esad'ın da aday olduğu demokratik bir seçim yapılmasını ve yeni seçilen hükümetin de kan dökmeden karşılıklı anlayış ile ulusu yönetmesi gerektiğini belirtiyorsunuz. Rusya'nın da içinde olduğu bölgesel ülkelerden oluşan müttefik bir gücün Suriyeli halkın refahı için çok daha verimli olduğunu ifade ediyorsunuz. Arab News gazetesi ve onun internet sitesinde iki yeni yazınız yayınlandı. Bunlardan ilki medya, sosyal medya ve terör başlığını taşıyor. Diğeri ise Allah rızası için kurban kesmek. Bu yazınız Amerika'daki Jefferson Corner sitesinde de çıktı. Mültecilerin içinde bulundukları zor durumu ele aldığınız Vicdanlar Ölünce Gözler Körleşir, Kulaklar Sağırlaşır başlığını taşıyan yeni yazınız Dubai merkezli Arabin gazetede yer aldı. NBC Times'taki Mültecileri Ölüme Mahkum Etmek başlıklı yazınız Fransızca olarak yayınlandı. İngiltere'nin büyük yayın organlarından El Arabi, sizin Rusya Suriye için ne yapabilir başlıklı makalenizi yayınladı sitesinde. Aynı makalenize Hans India sitesi de yer verdi. Kurban Bayramı'nda zulüm gören kardeşlerimiz için dua edelim başlıklı yazınız Malezya'nın önde gelen İngilizce gazetelerinden New Straits Times'da çıktı. Fas'ta yayın yapan Morocco World News sitesinde Kurban Bayramı'nın Müslümanlara getirdiği sevinç başlıklı yazınıza yer verdi. Bu yazınızın yer aldığı diğer iki gazete The Malaysian Insider ve Gulf Daily News. News Rescue haber sitesinde iki tane makaleniz yayınlandı. Başlıkları sırasıyla şöyle. PKK terör örgütünün Suriye'deki ismi PYD'dir ve Güney Afrika'da yeni bulunan Homo Naledi üzerinde kurulan evrimci senaryo boşa çıktı. Arapça olarak yayınlanan Sasaport'ta Mültecileri Ölüme Mahkum Etmek başlıklı yazınız yer aldı. Bosna Times'ta çıkan Boşnak dilindeki yazınız, güvende hissetmek için Allah'a güvenin başlığını taşıyor. Son olarak Daily Mail sitesindeki yeni yazınızda mültecilerin içinde bulundukları durumu ve karşılaştıkları zorlukları ele alıyorsunuz. Allah Allah, dünya çapında. Maşallah. Allah'ın lütfu maşallah. Nevzat kardeş Kürtmüş. PKK'da çok baskı yapıyorlarmış. Hainsin sen diyormuş yani niye Kürdistan demiyorsun falan diye. Helal olsun Nevzat'a. Aslanca tavrını, inancını ortaya koyuyor. Türkiye, Türkiye. Evet. Lazistan, Türkistan, Kürdistan öyle bir şey yok. İttihat-ı İslam'ın mükemmel uygulandığı bir yer Türkiye. Evet dinliyorum. PKK'nın terör eylemleriyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu şöyle dedi. Bence bugün PKK'nın yaptığı terör eylemleri tamamen HDP'yi zor durumda bırakıyor. Ben şahsen HDP'nin baraj altında kalması gibi bir amacı taşıdığını düşünüyorum. Bir anlamda PKK'nın politikası sarayın yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikasıyla paralel yürüyen bir politika olarak ortaya çıkmıştır.
Olur mu canım? Şiddet kullanacaksa PKK her zaman güçleniyor. Terör örgütleri güçlenir. Ama şiddeti ezdiği için devlet şu an gücü kalmadı tabii. Yani azaldı. Fakat kırsal alanda, şehirlerde o azgın tavrını devam ettirdiği için henüz vatandaş orada özgür, huzurlu değil. Evet. Dinliyorum. Ağrı Valiliği yaptığı açıklamada PKK'nın kendi bölgelerindeki bomba üretim merkezinin imha edildiğini söyledi. Bomba merkezi dedikleri yerin fotoğrafı vardı. Üretime evet, imalat yapıyorlarmış demek ki, evet. Ama üretim merkezi, yani böyle bir üretim merkezi mi oluyor? Alenen mağara. Oraya bomba stoklamışlar biraz. O kadar. Üretim falan yapacaklarını zannetmiyorum. Orada üretimlik bir yer yok. Üretim için kimyasal tesis gerekir. Belki montaj yapıyor olabilirler. Yani parçaları birleştiriyor olabilirler. Ama onu her yerde yapabilirler. Alakası yok. İran'ın iki İngilizce gazetesi var. Biri Tehran Times, diğeri İran Daily. Her ikisinde de yazım çıkıyor. Evet, maşallah. Orada çıkan yazılarınızı devlet resmi haber ajansı İran'a mutlaka kullanıyor. Özel olarak alıyor. Tabii. Ve size özel teşekkür etmişlerdi. Maşallah. Evet, dinliyorum. MHP millet. İran'da bir Ehli Beyt haber ajansı ABNA, orada da yayınlanıyor sizin makaleleriniz. Bir daha. Ehli Beyt haber ajansı ABNA isimli. O da sizin makalelerinizi yayınlıyor İran'da. Maşallah. Evet, İslam Devleti Haber Ajansı orada da çıkıyor yazılarım, doğru. Mehmet Habil, RT, Mehmetçik RT. Hocam diyor, kanalda oyun havası çaldığında oynuyorum diyor, özetle. İyi, güzel. Oynamaya devam. Mehmetçik RTE. Mehmet Habil. Anlan hocanın dini en güzeli ya. Kime inanmamız gerekiyor acaba? Benim dinim değil. Allah'ın dini. İnşallah. İslam dini. İnşallah. Bak, senin hoşuna gidiyor o din. Bağnazlık hoşuna gitmiyor. Facebook'ta bayram boyunca kurban için vahşetmiş gibi bahsediyorlar. Ya. Laf var canım, olur mu öyle şey? Yani hepsi yemek yiyor. Evet. Zaten ödülle et yemeseler. Ne alakası var ya? Yurt dışında bazı gazeteler özel olarak görüntüleri uygun olmayan fotoğrafları seçip yayınlıyorlar. Canım olur mu? Allah onları kurban olarak yaratmış, evet. Kurbanlık zaten adı üstünde. Etlerinden faydalanırsınız diyor Allah. Evet. Ben seni nimet olarak yarattım diyor. Evet. Görünüşü de güzel, etleri de güzel. Çok besleyici, vücut için faydalı. Nimet. Vahşetler. Ne alakası var? Helaliyle kesiliyor hayvanlar. Adam bir sosyal medyada tartışma yaratan bir mesaj vardı. Tiyatrocu Genco Erkal yazdı kişisel sosyal medya hesabında. Hiç sevmem bu bayramı. Kanlı bayram. İlkel bayram, insanlığın karanlık dönemini kutsayan örümcek kafanın bayramı, benden uzak olsun. Ama lokantaya gitti miydi de, ızgara falan değil mi? Salata karışık büyük bir iştahla yiyor. Evet. Böyle titreyerek falan pirzolayı kemiğinden sürüyor. Nefismiş falan. Yani. Samimi bir ifade değil. Ne güzel. Fakir fukara et bayramı yapıyor yani. Evet.
dünyadaki en güzel yiyecek et. En faydalı yiyecek. Et olmasa insanlık ölür ya. Yani bayağı hastalanır ölürler ya. Çünkü hayvansal protein olmadan vücut direnci olmuyor. Her türlü hastalık olur. Böyle fasulye mercimekten yaşayamaz. Yani çok sağlıksız bir nesil olur. Yani insanlık yok olur. Öyle bir şey olmaz. Şebnem A. Castiel. Şebnem VNS. Ben güzel değilim diyor. Kız arkadaşların çok güzel diyor. Kıskanıyorum diyor. Şimdi şöyle diyeceksin. Ben gıpta ediyorum diyeceksin. Gıpta. Keşke onlar gibi olsam diyeceksin. Ramazan Erdem. Hayatım boyunca diyor böyle bir güzel kız arkadaşım olmadı diyor. Bir tane diyor. O da ağrından gitmiş. Olmaz. Çünkü kendini eğitmiyorsun. Allah nasip eder. Allah yaratır dersen, Allah'a hizmet edersen, Allah sana güzel kız arkadaşlar yaratır. Sen zannediyorsun sokakta olur, elini kolunu sağa gezersin. Yani pazardan meyve alır gibi alırsın. Öyle olmaz. Allah onu özel yaratır. Özel karşına çıkarır. Haset etmeyle olmaz. Dolayı çok seviyorum. Tabii Ramazan Erdem. R-M-Z-N-R-D-M. Evet. Ağrıma gidiyor diyor. Benim neden böyle güzel kız arkadaşım yok dedi. Niye yok? Çünkü Allah'a boyun eğmiyorsun. Evet. Allah'a tevekkül etmiyorsun. Allah'ı çok seversen Allah sana da böyle güzel hanım arkadaşlar nasip eder. Benim başka ne güzel kız arkadaşlarım var ayrıca. Yani siz daha onda birini görmediniz. Yer yerinden oynuyor. Ya, abo, evet. Ne yapacaklarınızı şaşırırsınız. Hiç düşünüyor musunuz Mehdi olabileceğinizi merak ettim. Uzak ufuklar. Ya her insanın Mehdi olmayı istemesi lazım. Her müminin. Ya Rabbi beni Mehdi yap. Beni takva yap, beni evliya yap, veli yap, kendine yakın yap demesi lazım. Abi biz kimiz? Efendim biz işte cehennem odunu olabiliriz ancak falan. Böyle münasebetsiz bir ifade bunlar. Böyle olmaz. Ama tabii ben her an korkuyorum cehenneme gideceğim diye. Usulümde görüyorsunuz yani Mehdi'lik iddiam olsa. Sarıkla cübbeyle çıkardım, şalvarla. Gelenekçi ortodok çünkü İslam alemi. Yani bizim sunduğumuz görünümle bir İslami lider olarak kabul etmeleri yahut Mehdi olarak kabul etmeleri imkansız üstü imkansız üstü imkansız. Bir sen gitmişsin hem Amerikan localarından, Amerika'nın en büyük mason localarından, hem Avrupa'nın en büyük mason locasından 33 dereceden mason olmuşsun. Tescillenmiş. Bu zaten konuyu kapatıyor. Buradan imkansız. Mehdi'lik iddia eden bunu yapmaz. İki, tapınak şövalyelerinle görüşüyorsun. Onlar sana tapınak şövalyesi üstadı, baş üstadlık veriyor. Buradan da bitersin. Hahamlar geliyor, baş haham geliyor, İsrail baş hahamı geliyor. Onunla görüşüyorsun, sevgi gösterilerini buluyorsun karşı karşıya. Buradan da bitersin. Yani nereden baksan olay biter. Ayrıca dekolte hanımlar var, mini etekli. Onlarla çok samimiyim. Ve şakır şakır kaşıkla oynuyorum. Mehdi kaşıkla oynamaz. Değil mi? Şarkı söylüyorum. Mehdi şarkı söylemez. Daha ne yapayım yani? Varsa anlatacaklar başka bir şey, onu da yapayım. Aman yaptıkça daha da kanaatleri geliyor. Yani bu çok ürkütücü bir şey. Ben kaçıyorum, onlar kovalıyor. Ne yapalım yani? Ben Mehdi değilim diyorum, ona da Mehdi değilsin diyor. Karşılıklı bağırışıyoruz. Bilmiyorum sonu ne olacak ya. Yani. Zeki Kavanoz.
Bak o da kıskanmış hanım kardeşlerimizi. Çok çok güzeller diyor. Çok çok güzeller. Ama ben hayatımda bu kadar güzel hanımlar görmedim. Peki benim niye böyle kız arkadaşım olmuyor diyor. Olmaz. Eğer o bunlar diyor, bu hanımlar diyor kadınsa benim kız arkadaşım ne diyor? Benim kız arkadaşım kadınsa onlar ne diyor? Olmaz. Sen haline şükredeceksin. İnşallah. Jojo Jumbo, Coco Jumbo. Hocam çok çirkinim, ne yapayım diyor. İmanını güzelleştir. Ben bu Adnan Hoca olayında benim aklıma yatmayan şeyler var. Bir kız arkadaşım var, 4 günde diyor, ona aşık olduğunu söyledi diyor. Mürit oldu, nasıl bir şey ya diyor. Şimdi Allah aşkıyla sever. 4 günde söylesin. Peygamberimizi görüyorlar, 4 dakika bile sürmüyordu. Aşık oluyordu peygamberi, söylüyorlardı. İmanla sever. Müritlikte ayrıca ben tarikat değilim ki mürit olsun. Şeyh değilim, hoca değilim. Aklı başında bir kadın sizi gördüğünde bir daha bırakmaz zaten. Bendeki tutku, derinlik belki, sevgi, samimiyet. O coşkulu aşk, Allah aşkı, o tabii ki etkiler insanı. Aklınız evet. Etkiliyor, sadakatiniz. Ya adam tamam kalıplı malıplı ama kız gözüne bakıyor. Adam uzaya açılıyor. Yapacak bir şey olmaz. Ya yani kadın istese de sevemez. Vefa, sadakat, hiçbir şey görünmüyor. Uzaya açılan pencere gibi ya. Gözüne. Kolam, gazozum karışık gelsin. Bir kadında da bakışlar, tutku, derinlik, akıl önemlidir. Tabii ki fiziği önemli ama o olmazsa olmaz. Mesela Eyo'yu ben sırf fiziği için sevmiyorum. Akıllı kız. Çok samimi, vicdanlı, o yüzden çok seviyorum. Yoksa benim işim olmaz. Alp Okan Anlam Bey, arkadaşlarınız yayın halinde zamanlarını gün için nasıl geçiyor? Sosyal hayatları nasıl? Onlara sor tek tek işte. Herkes ayrı ayrı. Kiminin işi gücü var, kiminin efendim kültürel faaliyet oluyor, kimi spor yapıyor, kimi tatilde oluyor. Oluyor, oluyor, oluyor. Ama hemen hemen herkesin bir işi gücü var. Hakikaten doğru söylüyorsunuz hocam diyor. Cahiliye ahlakındaki bir kadın aynı anlattıkların gibi oluyor diyor. Eli ayağı boşanmış, adeta deli gibi oluyor diyor. Tam enaniyetli bir baş belası oluyor diyor. Birçoğu öyle diyor. Ben de öyleydim diyor. Eşim benden çok çekti diyor. Allah onu da beni de çocuğumu da Mehdi'ye talep eylesin diyor. Tabii ya, birçok yerde öyle yani, kadın yarı deli gibi varlık tanınıyor birçok yerde. Öyle şey olur mu kadın? Çok oturaklı, akıllı, samimi, dirayetli, dürüst olması lazım. Makul bir akla sahip olması lazım. Ya psikopatlık bu ne yani? Bunu anlamıyor ki. Kendini üzüyor, etrafı da üzüyor. Kendini yıpratıyor, etrafı yıpratıyor. Kendini ihtiyarlatıyor, etrafını ihtiyarlatıyor. Sadece çöküntü vesilesi, hiçbir işe yaramaz. Ya manyak gibi olmanın alemi yok ya. Huysuz, kıskanç, edepsiz böyle. Saygısız, küstah, saldırgan. Hiçbir anlamı olmaz. Kolamız geliyor mu? We're gonna make it.
Şefin var mı uslup içerisinden gençler arasında? Evet, kullanıyorlar. Şefin. Evet. Patron var. Patron var. Lan ne komik adam var ya. Şefim, sizi dinlemiyordum normalde. Ancak dayanamadım, bir süredir izliyorum. Şu geçenlerde masonlarla izledim. Hakikaten dediğiniz gibi oldu. Birden Amerika, Rusya, Esad, Türkiye tam programda konuşulanlar oldu. Helal olsun, nasıl birisiniz siz? Orta boylu, işte. Geniş yapılı bir kardeşinim. Gizli özel olsa pek inanmayabilirlerdi. Bak burada konuştuk, evet. İmzaladık, mektubu gönderdik. Mektuptakilerin aynısı, Tayyip Hoca da ona katıldı. Evet. Amerika'da bu olaya katıldı, Rusya'da katıldı. Evet. Amerika'da masonlar Obama'yla görüştüler. O görüşme notunu bana ilettiler. Evet. Aynı şekilde Putin'le de görüştüler. Aynı şekilde Esad'la da görüştüler. Ve ortak bir deklarasyon meydana geldi. Evet. Onun uygulaması oldu. Gördünüz neticeyi. Orada şunu söylediler Adnan Bey ise, barışı sağlayacak cesaret ve manevi gücü sizde buluyoruz. Evet. Ben içeriğini detaylı anlatmıyorum. Çünkü özel konuştular. Gizli tutulması. Ben de gizli olduğu için söylemiyorum. Ya yani Esad'dan gelen mesajı da söylemiyorum. O da gizli. Zaten gördünüz, yani canlı yayında özel görüşmek istediler. Evet, gitti, özel görüştük, evet. Mehdi, Musa'nın kendisinin yerine itaati farz kıldığı Harun konumundadır. Harun'a dikkat çekmiş Peygamberimiz. Harun bak diyor, Mehdi, Harun konumundadır. Yani Harun Yahya'ya dikkat çekiyorum anlamında demiyorum. Çünkü Harun isminde yüzlerce insan vardır, binlerce insan vardır. Ama çok manidar yani. O taviye de alevlenen bir ateştir diyor ahir zamanda Mehdi devrinde. Sonra Esad kavmine, yani Suriye'ye bak, Esad kavmine ismini veriyor Esad. Evet. Mehdi devrinde. Evet. Bak Mehdi devrinde Esad kavmi. Sonra da Takif kavmine ulaşır o ateş. Yani anarşi, terör. Evet. Muhammed'in evlatlarına düşman olanları yakar. Yani Mehdi'ye düşman olanları yakar. Evet. Mehdiyete karşı olanları yakar. Bu kaim Mehdi'nin zuhurundan önce meydana geliyor. Yani zuhuru zahir olmasından. Evet. Gelişi değil, zahir olmasından önce. Bihar-ül Envar'da 51, 52 ve 53. Gaybet kitabı 113. Mehdi, Konstantiniye, İstanbul ve Deylem Dağları'nı fetheder. Deylem Dağları PKK'nın hakim olduğu bölge. Evet. Oraları fetheder diyor. Bak evet. Deylem Dağları. Bak PKK'nın olduğu bölgeyi ve İstanbul'u manen fetheder diyor. Mehdi'nin sakalı dalgalı iken düzleştirilmiştir. Mehdi tarafından düzleştiriliyor. Yanlardan kısa ve açılmış, alttan hafif daha uzundur. Yani yanak kısmından hafif açılmış, şuralardan böyle açılmış. Alttan da kısadır diyor. Hocam son günlerde Mekke'de gerçekleşen olayla ilgili fikriniz nedir? İkide çok insan kaybıyla neticelenen olaylar oluyor diyor. Evet, iyi planlansa bir şey olmaz. Dedim ya, 10 başı, 100 başı, 1000 başı şeklinde planlanması gerekiyor ve organize edilmesi, askeri nizam olması lazım. Orada bayağı rahatlar. O kadar kalabalıkta öyle bir şey olmaz. Askeri nizamın dışında bir şey olmaz. Çok çok tehlikeli olur. Güzel kadınsın.
Yalnız bu arkadaş ismini göndermiş. Canı muhterem Muhammed Adnan Oktar hocam, ortalama 10 gün önce Mehdi kadının başlarındaki örtüye atacak diye bir hadis okumuştunuz. Acaba o tekrar o hadisi kaynaklara beraber okuyabilir misiniz? Hadisi internetten aradım, bulamadım. Sizi Allah aşkına çok seviyorum diyor. Bihar'ın Envar'da gaybeti numaneden aktarılıyor bu hadis. Bihar'ın Envar'da gaybeti numaneden aktarılıyor. İbni Uktah Muhammed İbni Mufaddal'dan, o da İbni Faddal'dan, o da Taliba'dan, o da Muammer İbni Yahya'dan, o da Davud Deccaci'den, o da İmam Muhammed Bakır'dan rivayet etti. Resulullah ferman etti. Mehdi zuhur ettiğinde hanımlar örtülerinden çıkacak, uyuyanları uyandıracak. Bak, hanımları örtülerinden çıkaracak, hanımları örtülerinden çıkaracak, uyuyanları uyandıracak. Bihar-ı Envar'ın İngilizce çevirisinden bakabilir arkadaşlar. İkinci cilt sayfa 126'da. İkinci sayfa 126. Kadri Akçakale yazmış. Tamam, şimdi oldum. Sibel Yıldız. Tamam, yakışıklısın ama bu kadar bayan arkadaşın aynı anda nasıl oluyor ya? Hiç mi kıskanan yok aralarında? Bizi de çok seviyorlar. Evet. Ya zannetmiyorum, şey olur ancak, yani gıpta olabilir. Kıskanma alameti alene ben görmedim. Ama daha iyi olma, yani yarışı gördüm. Yani daha öne geçme, daha dikkat çekmek için gayret etme ama bu güzel bir şey, bu gıpta bu. Biz sizi seven herkesi çok seviyoruz. Sevgi bir yarıştır zaten, onda bir şey yok. Yani hani beni kıskandığından böyle gayret ediyor demek yersiz olur. Mesela bir sevgi alameti gösterdiyse, ya beni kıskandı işte nispet ediyor falan denmez. Evet. Sen de daha iyisini yap o zaman. Değil mi? O zaman onu yapmaması lazım. O tabii o sevgi alametini göstermemesi lazım. Yahut işte onun gösterdiği sevginin tarzında bir sevgi de gösterebilir. Güzel, örnek almıştır senden. Değil mi? Yakışan bir şey de aynısını yapar. Bu kötü bir şeydi ki. Güzel ahlakta yarışıyorsun. Güzel ahlakta örnek olmuşsun. O örneği ada sana uygulamış. Daha ne istiyorsun? Yani ne yapması lazım? Her seferinde değişik bir model mi çıkaracak? Gördüğü güzel bir tavrı aynısını uygulayabilir bir insan. Bu güzel ahlaktır. Gerçek sevgi oluyor. Onlar yanlış anlıyorlar. Bencil bir sevgi anlayışları var. Sadece beni sevsin. Sadece benimle ilgilensin gibi. Olmaz. Halbuki sevgi görmek de sevilmek kadar güzel. Hayır, kıskanç kız arkadaşlarım var. Acayip uğraştırıyorlar beni. Ya, acayip. Beyza da bilir. Evet, başka yani iflahımı kesiyorlar böyle. Uğraş, Allah uğraş. Var da ama çok fazla değiller yani. Yani nadirattan yani mesela toplam 10 kişi falandır. Ama benim yüzlerce kız arkadaşımda böyle bir şey yok. Allah'a şükür. Yani zor iş kıskanan bir hanımla uğraşmak. Dengelemek. Efendim? İşiniz zor. Ama sizi sevildiğinizi görmek, sevdiğinizi görmek de ikisi de çok zevkli. Ama tabii o kadar çok seviyor olması da insan hem acıyor hem şefkat duyuyor. Yani boş yere canını yakıyor. Çünkü ben ona sevgim zaten değişmez. Boş yere üzülüyor. Evet. Boş yere kendine değil mi? Acı veriyor yani. Zaten çok seviliyor. Hayır, o zaten o kıskansa da ben onu severim zaten. Evet. Yani kıskanma eylemine ben ondan vazgeçmem. Hatta daha da çok severim. Evet. O bir çözüm değil. O zaman o daha güzel ahlaklı, daha akıllı, daha derin olmaya dikkat edecek. Değil mi? Öyle olur. Ama yani birbirlerinde gördükleri güzel şeyleri güzellik anlamında takdir etmez bir üstünlüktür. Mesela güzel bir makyaj yapmış, o da yapıyor. Tamam, güzel. Ya bu kıskançlık alameti değil ki, bu sevgide bir yarışma, bir güzellik bu. Özellikle bakışlarda güzel
güzel bir bakışı. Tabii mesela bakışı, o sen daha da güzel bakmaya gayret ediyorsan, bu bir üstünlüktür. Yani beni kıskandı o yüzden, bunun mantığı yok. O zaman onun hiçbir şey yapmaması lazım. Hiçbir sevgi göstermemesi lazım. Bu korkunç bir şey olur. Bu bir yanlış anlaşılma, ters bir mantık. Olmaz mı? Yani hani bana nispet etmek için böyle bir şey yapıyor denmesi çirkin. Yani adam o zaman gidip otursun. Olur mu öyle şey? Tabii ki güzel tavırlar gösterecek. O da ona yakışacak. Sen de daha güzelini yap. Sen de Allah seni de güzelleştirir o zaman. Yani sevgi göstermek sevaptır. Sevap alırsın. Allah katında güzellik oluşmuş olur. Çünkü Allah'ın tecellisini seviyorsun sen. Allah'ı sevmiş oluyorsun. Allah seni o zaman daha çok sever. Daha çok içini genişletir, kalbini genişletir. Birini kıskandığında Allah'ı kıskanıyorsun. Allah'ın tecellisini kıskanıyorsun. Haşa, Allah'a kötülük yapmış oluyorsun o zaman. Olmaz. Mehdi'nin iki bacağının arasında mesafe vardır diyor. Yani uylukları geniştir diyor. Cübbeli oylukları diyor, oylukları. Vardır ya diyor, bazı insan oylukları genişliyordur diyor. Uylukları geniştir diyor Peygamberimiz. Bu da dikkat çekici bir özelliği. Mehdi devrinde vatandan uzak kılma fitnesi olacak diyor. Barış yolları kapanacak diyor. Ve insanlar firar edecekler diyor. Kendi vatanlarından çatışmalar olacak diyor. Nihayet benim soyumdan, evlatlarımdan Mehdi ortaya çıkacaktır. Dördüncü fitne 18 yıl devam edecektir diyor. Tabii bunun ne zaman başladığını, ne zaman bittiğini bilemeyiz. Allah bilir. Mehdi gelenekleri paramparça yapacaktır. Bak, gelenekçi İslam anlayışını ortadan kaldıracağını açıkça söylüyor Peygamberimiz. Bak, Mehdi gelenekleri paramparça yapacaktır. Gelenek yok, sadece Kur'an. Müminlerin emri ayağa kalktı. Mehdi benim neslimdendir. Gelenekleri paramparça yapacaktır. Bu başörtüsü hadisi sormuşlardı ya. Hani. Farsçadan İngilizceye bir tercüme bu. Hepsi aynı kaynak geçiyor. Eski cilt, yeni cilt olarak Bihar-ül Envar'da var. İmam Sadık Kaim Mehdi için şöyle bildirdi. İmam Mehdi, Allah Resulü'nün cahiliyet işlerini yıkıp ortadan kaldırdığı gibi, yani gelenekleri, o devrin göreneklerini, halkın kendine yaptığı baskıları kaldırdığı gibi, İmam Mehdi de kendisinden önceki olan şeyleri, gelenekleri yıkıp ortadan kaldıracaktır. Alametleriyle birlikte beklenen Mehdi aleyhisselam, Ayetullah Muhammed Cevat, Horasani, sayfa 420. Kaimimiz Mehdi kıyamet ettiği zaman, faaliyete başladığı zaman Yüce Allah, Kaim Mehdi ile dostlarımız arasında 4 fersahlık yol olsa bile oldukları yerde ondan konuşabilecekler ve duyabilecekler diyor. Ve onu görebilecekler diyor. 4 fersah. Yani yaklaşık 8-10 kilometre. Doğrusu diyor, aradan görecekler diyor. Bak, duyacaklar, görecekler ve konuşabilecekler diyor. Telefona, televizyona, internete açıkça işaret ediliyor. Cevat Horasani'nin kitabı sayfa 355. Alametleriyle birlikte beklenen Mehdi.
Japonca. Mahallelerinde çılgınlar gibi arabasını kullanır. Yanında da bir bayan boğazına böyle fular bağlanmış. Ama Fikret yan oturur böyle, evet, böyle kelebek gözlüklü oranın. Fikret ara ara ayağını arabadan dışarı çıkartır, sarkıtır sokağa doğru. İşte yupi falan tarzı çığlıklar falan duyulur. Ve bu müzik eşliğinde. Fikret'in çılgınlar gibi bir hızlı hayatı olur böyle. Akşamda o partneri hanımla dans eder bu parçada. Ben hülyalara dalıp gitti ama evet. Birileri bir şey söylesin. MHP milletvekili Ümit Özdağ çok başarılı bir operasyon algısıyla artık başarılı olduk, PKK ile tekrar görüşmelere başlarız şeklinde bir yaklaşımın bunu takip edeceği endişesini taşıdığını belirtti. Hayır canım, görüşsün de, görüşme şöyle olur, dersin ki silahlarınızı alıp gidin. Adamlar da hayır diyeceklerdir. Gene çatışma olacaktır. Yani şöyle olabilir, adamlar der ki siz bize operasyon yapmayın, müdahale etmeyin. Akşamları bu bölge bizim olsun, bomba ve silah yığmaya devam edelim derler. Evet. O karşı tarafta ne diyecek, siz de bize saldırmayın o zaman diyecek. Böyle bir anlaşma olmaz.
Bu çok korkunç bir şey. Daha önce bir anlaşma olmuş. Onlar istemese de, yani hükümet istemese de olay böyle gelişti. Şu an yapılacak olan PKK'yı sıfır hale, yani masaya oturacak adam bırakmamak gerekiyor. Masaya oturacak 3 kişi bile kaldığında bu iş olmaz. Sıfır, hepsini kazıyacaksın. Hepsini hapishaneye doldursunlar. Ahmet Tunceli'de PKK ile çatışmada jandarma binbaşı Yavuz Sonat Güzel şehit olmuş. Fotoğrafı var. Yaklaştır benim aslanımı. Abisinin koç yiğidi, efesi, aslanı, nurlusu. Allah şehadetini makbul etsin. Allah annesine babasına uzun ömür versin, sabır cemil nasip etsin. Şehadetin tebrik ediyorum. Allah bizlere de nasip etsin o güzel makamı. Evet dinliyorum. Memleketinde de böyle karşılanmış fotoğraflar vardı maşallah. Ha. Adıyaman'da Kürtlerin çoğunlukta olduğu bir şehir. Kürt kardeşlerimiz. Kürt kardeşlerimiz. Delikanlıya bu yakışır. Güzel olmuş. Maşallah aslanıma. Maşallah. Maşallah koç yiğidime. Maşallah. Keşke bir İstanbul'a da getirseler de, İstanbul'da da bir gezdirseler. İnşallah. Yakışanı odur. Hemen götürüp gömüyorlar. Öyle olmaz. Şehidi birkaç gün gezdirmeleri lazım. Yer gök yıkılacak yani. Adnan Bey yine Tunceli'de öldürülen PKK'ların üzerinden Türkiye'de daha önce rastlanmamış olan helikopterlere karşı kullanılan Zagros adında bir silah ele geçirildi. Bu silahların Amerikan askerleri tarafından da kullanıldığı ortaya çıkmış durumda. Özel kuvvetlerde, Amerikan ordusunda özel kuvvetlerde yaygın olarak kullanılıyor bu silahlar ve balistik mermi atabiliyor. Fotoğrafları da vardı. Hı? Fotoğrafları vardı silahın. PKK'da bulunan silah. Amerikan askerlerinde kullandığı silah. Yani Amerika'ya daha hala bir ultimatum vermemeleri çok acayip. Nota vermeleri lazım değil mi? Yani bu konuyu şiddetle bütün kamuoyunda kanamaları gerekiyor. Tamamen darmadağın edilmesi lazım PKK'nın. Cenab-ı Allah da öyle diyor. Onları yakalarsan tamamen darmadağın et diyor. Böyle yarım yamalak bırakılmaz. Sözle yenme olmaz. Özde, fiilde yenme gerekir. Böyle tiplerle anlaşma şu bu falan olmaz. Bunların anlayacağı hapishanedir. Evet dinliyorum. YPG'nin Cerablus'taki IŞİD karargahlarına bombardıman başlattığı duyuruldu Adnan Bey. Bu akşamüstü de bir açıklama yapmış YPG. Cerablus'u IŞİD'den alacağız diye bir açıklama yapmış. O arada kalan tek bölge diye bir söylemleri olmuş. Bazı kişiler de o zaman Türkiye YPG ile savaşır diye yazmışlar internette. İşte hükümetin orada bir hatası, daha hala onların orada tutulmasına imkan veriyorlar. Yaklaşık 700 kilometrelikte şu an 1500 kilometrelik bir alana doğru gidiyorlar. Yani şu an 1000 kilometrelik alan olmuş olacak. Yani 1000 kilometre boyunda 400 kilometre eninde bir alan PKK'nın eline geçmiş durumda. Yani adım adım da ilerliyorlar. Türkiye'nin bunu seyretmesi olmaz. Bir gece harekatıyla tamamını ellerinden alması lazım YPG'nin. Sur la plage de Solenzara
Fikret salonda aleta böyle bir rüzgar gibi eser, öyle söyleyeyim. Salonun bir başına diğer başına yani birkaç saniyede geçer. Gelin hanım da uçar, o da uçar adeta. Gelinin belinden tutar, beli de elinden. Ama gözlerini kapar yani, kendini kaybeder. Yaşanmış gibi canlandı gözünde. Yani yaparsın, beklenir. Je sais que cette nuit-là, notre amour a pris sa vie au cœur de Solensala. Bir ara sahneye de çıkar, elektro gitarı yahut o gitarı alır. Olaya devam eder yani. Yani bitip tükermek bilmeyen bir enerji. Gözlerinde garip bir ifade olur yani, pek tarif edemeyeceğiz. Ben Cemal Şahin.
Biraz olay ileri gitmiş. Evet, dinliyorum. Minik bir kedi göstereceğim videodan. Bakayım. Ben onu yiyelim onu. Tatlı. Abisi yesin onu. Tatlı canlı yesin abisi. Çok abisinin balı kaymağı, oh. Maşallah. Ben ismini koymuştum bu Ahmet Adnan'ın. Bir Şubat'a 4 yaşına girecekmiş. Bir göstert bakayım. Yani olay enhat safhada. Maşallah. Ne çabuk geçiyor vakit ya. Nimetullah Hoca Moskova'da rahatsızlanmış, hastanede muayene esnasında kalp krizi geçirmiş. Canım benim, anjiyo olmuş, bir damarı tıkalıymış. Mücahit Cihan iletmiş. Moskova'da arkadaşlarımız var, hemen ilgilensinler. Oktar sen bir ilgilensene. Tamam, inşallah. Geç şimdi. Ne gerekiyorsa yapsınlar. Ama Moskova'daki hastaneler iyi genellikle. Evet. Durumunu bir öğrenelim. Ne gayretli maşallah Nimetullah Hoca. Acayip şeker. Çok güzel huylu. Evet, dünya tatlısı. Ben elini öpmeye gayret ettim. Başaramadım. O benim hemen bir arada bir fırsat buldu, geldi elimi öptü. Süper şeker maşallah. 80 yaşında falan vardır. Çok mütevazi, mazlum, güzel ahlaklı, mübarek bir insan. Bir video daha gösterebilir miyim? Evet. Ya ben bunu yerim, iyi ki burada yok. Yok abi, olduğu gibi yutarım ben bunu. Sırf şeker ya, bu nedir böyle bir şey? Acayip şeker. Ağzı da pembe falan, çok şeker. Tam öpmelik ağzı da. Gözlerin çakır, dostum gözlerin çakır, o çakır.
Bak severim ben onu. Nimetullah Hoca hastanede ameliyat alınırken sürekli Allah diyormuş. Videosu varmış, göstersene şey. Yani ne şahane insan. Geldi mi sana? Henüz gelmemiştir ona. Gönderdik diyor, niye gelmiyor? Daha yeni geliyor. O yeşil olan yazıyı silebilirsin yeşil olanlar. Merhabalar, neden tekil bir konuşma yapıyorsunuz? Karşı düşünceden birisiyle neden hiç tartışmıyorsunuz? Kolay gelsin, selamlar, aleyküm selam, Kılıç 44. Canım, karşı düşüncede olan birisi bize yazsın, cevabını vereyim. Yani o istiyor ki karşımıza gelsin, az kalabalığı olsun. Hani var ya yapıyorlar, kimin ne dedi belli olmuyor, bağırtı, çağırtı falan. Öyle olmaz ki, sıkılırsınız öyle bir şeyde. Ayrıca siz evcilerle konuşmak isteriniz, kaçtılar. Tabii. Abo sayı acayip yükselmiş. Yani yakışır. Geldi mi Nimetullah Hoca'nın resmi? Çünkü Allah diyormuş hastanede. Şeker balığı. Bakayım. Tatlılığa bak, bak orada da tebliğ yapıyor, görüyor musun? Çok şekerle. Tatlılığa bak ya. Ne şekeri insan, ne tatlı insan ya. Bak çocuklar çok hoşuna gitmiş orada, evet. Genç kıza. Maşallah. Hocamızın bir fotoğrafı vardı. Hocamızın fotoğrafı vardı. Bakayım. Evet, o dünya tatlısı o, dünya tatlısı. Moskova camisine gitti. Erdoğan ve Putin'e teşekkür etti. Putin Müslüman olacak inşallah buyurdu. O Putin zaten yani inançlı birisi. Ali Haydar, sen de şehit olmak ister misin? Ya mümin için farz olan bir şeydir şehitliği istemek. Tabii bunu ilk söyleyen benim, benden sonra bakanlar söylemeye başladı. Sonra Cumhurbaşkanı söyledi. Yani Cumhuriyet tarihinde hiç kimse bunu söylemedi. Ya Allah bizi de şehit etsin demedi. Hiçbir devlet görevlisi bunu demedi yani. Bakan, başbakan, cumhurbaşkanı kimse söylemedi. İlk defa Cumhuriyet tarihinde ben söyledikten sonra bakanlar ve Cumhurbaşkanı bu sözü söyledi. Bu Allah'ın emridir. Evet.
aşkımı bir ısır gibi. Senelerdir saklarım geceleri yalnız seni sayıyordum. Aşkımı bir ısır gibi. Senelerdir saklarım geceleri Kese çok yaman bir insan. Dünya tatlısı, dünya şekeri Nimetullah hocamız Moskova'da şu an iyiymiş. Bilinci açık, yoğun bakımda, halsizliği var. Yani görüştük şu an, yani Rusya'yla görüştük. 2-3 gün kalır diyormuş doktorlar. Yoğun bakımmış ama siz her gün izleyin.
Moskova'daki arkadaşlar da gitsinler. Ama baya kızlar falan çok hoşuna gitmiş. Hepsi seviyorlar baksana. Başına toplanmışlar. Hatta iza fütühat ya cücü ve me cücü ve hum min kullu hedebin yensülün. Yecüc ve Mecüc barajı açtığında ki onların her biri saldırıya geçen hedeptendir. Açık hedeptendir diyor. Hedep, HDP, hedeptendir diyor açık. PKK'lı HDP'li hakikaten doğru. Enbiya Suresi 96. ayet kendileri açıp bakabilir. Bak, hatta iza olduğu zaman fütuhat açıldı. Ya cücü, yecüc ve mecücü ve mecüc. Yani anarşist ve teröristler yecüc ve mecüc. Ve hum ve onlar min külli hepsinden hedebin hedep taraftan taraftar taraflı olan tepeden anlamına da giriyor. Taraftan taraf anlamına giriyor. Hedebin hedep yensülüne hızla koşar saldırırlar. Atağa geçerler. Bundan niye rahatsız oluyorsun ya? Açıkça hedef diye geçiyor. Evet. Hedef. Yani hedef diye geçiyor. Hedef diye de okuyor, hedef diye okuyor. İkisi de Arapçaya uygun. Yecüc Mecüc'ün setleri açıldığında, anarşist ve teröristlerin setleri açıldığında, barajı açtıklarında, onlar her bir tepeden akın eder, saldırırlar diyor ayette. Evet. Bu aslında Yecüc Mecüc'ü de PKK'dır. Evet. Ayette ne diyor? Hatta iza fütuhat ya cücü ve mecücü ve hum min küllü hedep hedebin yensülün yensülüne. Bak hatta iza olduğu zaman fütuhat açıldı ya cücü ve mecücü yecü ve mecüc anarşist ve teröristler ve hum ve onlar min küllü hepsinden hedebin hedep diyor açıkça hedep yani hedep hedep. Taraf anlamına geliyor. Taraf, taraftan, tepeden, yani bölge, o kısımdan anlamına geliyor. Ama taraf anlamına da geliyor. Hızla koşarlar, saldırırlar. Yensülüne. Hedefe işaret etmiş oluyor. Hedefe. Evet, maşallah. Yanlışsa söylesinler. Evet. Bir karşılıklı tartışılıyor. Karşılıklı tartışılıyor. Buraya yazarsın cevabını veririm. Tabii. Yani cevabını verdiğimde eğer bir eksiklik görüyorsun cevabını veriyorum zınk oturuyorsun kalıyorsun. Değil mi? Yani yok öyle değil de ya Allah Allah. Yayınlayayım burada. ADNNN ASLN. Her gün kendi kanalında soy ağacını yayınlıyorsun diyor. Mehdilik iddia ediyorsun diyor. Şimdi ben adam kızdırmayı severim. Bak niye mesela bu hedef, şimdi ben bunu normalde okudum anlattım. Edip Yüksel bunu dediği için, yani çok çok özür dilerim yani ayıp olacak ama kızdırmak için yapıyorum yani. Soyacı niye yayınlatıyorum? Kızdırmak için. Evet. Kimi? Münafıkları. Çünkü kuduruyorlar. O da benim hoşuma gidiyor. Yani sadistçe mi? Evet sadistçe. Ya doğru yani ben eleştirse kendimi öyle doğru açıklıyorum yani. Yani ama bu acımasız falan diyebilirler. Mantıksız buluyorum ben de onu yani. Keyifli, hoş. Adam kızdırmak yani. Dediler sen İsraillisin. Evet İsrailliyim diyor. İsmin Aron. Aron Cohen diyorsun. Evet doğru. Soyumu ben sana gösteriyorum. Hazreti Davut'a kadar dayanıyor. Davut'tan da Hazreti İsrail'e kadar dayanıyor. Maşallah. Ve Hazreti İsrail'in soyundanım. Maşallah. Ben sizin dediğinizi tasdik için yayınlıyorum zaten aynı zamanda. Tabii geniş çapta da kızdırmak için yapıyorum. Yani
Evet, hani yanlışsa da yapıyorum. Evet, seyidim. Peygamberimin soyundanım. Dedelerimin hepsi seyit. Sinsili olarak. Tamamı. Bütün anneler seyide ve şerife. Evlendikleri annelerin hepsi seyide ve şerife. Ailem de meraklıymış maşallah dedelerim. Seyit de bir şey olarak kalben bir muhabbet duymuşlar başlangıçtan. Ve sürekli öyle götürmüşler. Hazreti Ali'nin evlilikleri çeşitli. Bir Hazreti Fatma annemizle evliliği var. Hazreti Fatıma. Ben Hazreti Fatıma'nın soyundan değilim. Hazreti Fatıma'nın değil. Başka bir hanımla evleniyor Hazreti Ali Efendimiz. Evet. O soydan geliyorum. Fakat ileriki nesillerde çok fazla anne seyide ve şerife. Yani Hazreti Fatıma soyundan onlar. Evet. Oradan dolayı seyit oluyorum. Yani evlendikleri bütün anneler seyide ve şerife. Evet. Babaları. Yoksa yani Hazreti Fatıma soyu değil benim soyum. Evet. Hazreti Ali'den geliyorum. Hazreti Ali'nin soyundan geliyorum ama Hazreti Fatıma'nın soyu değil. Evet. Yani Hazreti Fatıma'nın soyuyla ben sonra bağlantı kuruyorum. Yani ileriki nesillerde annelerden bağlantı kuruluyor. Yani evet. O anlamda hem seyit hem şerifim. Maşallah. Yani anneler hem seyit hem şerife anneler. Evet. Evet. Benim soy şecerem gelsin de onları anlatayım madem. Rahatsız oldu. Yok yok, film olarak değil. Veyahut film olarak gösterelim de madem tansiyonu çıkıyor kardeşimizin. Oradan görsünler. Ama aynı zamanda hem film olarak hem de yazılı da bana gelsin. Aç sesini duyayım. Seyyid olan Sayın Adnan Oktar'ın Hazreti Davud Aleyhisselam'a kadar uzanan seceresi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı, Hazreti Fatma'dan olan torunu Hazreti Hasan soyundan gelen kişilere İslam kültüründe şerif adı verilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diğer torunu olan Hazreti Hüseyin'in soyundan olan şahıslar da seyyid olarak adlandırılırlar. Hazreti Hasan'ın ve Hazreti Hüseyin'in şehit edilmelerinden sonra seyyidlerin göç hareketleri iyice hız kazanmıştır. Seyyid olan Sayın Adnan Oktar'ın aile büyükleri de Hülagu fitnesi sırasında Kafkasya'ya göç etmiş, daha sonra Osmanlı-Rus savaşları ve Rus-Kafkas savaşları esnasında Osmanlı'ya sığınıp Ankara-Bala'ya yerleşmişlerdir. Sayın Adnan Oktar'ın dedesi Ömer Bey'in dedesi Beslen Arslan Kasayev'in kökeni Nogay Hanlığı'na dayanmaktadır. Beslen Arslan Kasayev'in ailesi Arslanoğulları olarak da tanınmaktadır. Arslanoğulları, 1827 yılında Kafkas Valiliği için hazırlanan bir belgede adı geçen 21 Seyit ailesinden biridir. Rusya Federasyonu, Stavropol Federal Arşivinde yer alan 17 Temmuz 1827 tarihli orijinal belgenin fotokopisi, Arşiv No. 48, Cilt 2, Dosya No. 853. Bu tarihi belgede, Kara Nogay ve Yediskul bölgesinde yaşayan Nogay Seyitlerinin kimlikleri ve aileleri hakkında bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler bir liste halinde düzenlenmiş olup listede 3. sırada Adnan Oktar'ın dedesinin dedesi olan Beslen Arslan ve ailesinin kaydı bulunmaktadır. Adnan Oktar'ın dedesi Ömer Bey Kafkasya'da doğmuş, 1902'de Ankara Bala kasabasına yerleşmiştir. Ömer Bey'in babası Hacı Yusuf, Hacı Yusuf'un babası ise Rus arşivlerinde seyit olarak kaydı bulunan Beslen Arslan Kasayev'dir. Adnan Oktar'ın babasının ismi resmi kayıtlarda Yusuf Oktar Arslan olarak geçmektedir. Arslan soyadı Rus kaynaklarında da yer almaktadır. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın soyu ise annesi Hazreti Fatıma tarafından Hazreti Davud aleyhisselama bağlanmaktadır. Hazreti Ali'nin annesi Hazreti Fatıma, Hazreti Davud'un soyundan gelen Baş Haham Hofnayn'in kızıyla Esed İbni Haşim'in evliliklerinden doğmuştur.
Hazreti Fatıma radıyallahu anh, Abdümenaf, Ebu Talip ile evlendi. Bu evlilikten Hazreti Ali dünyaya geldi. Hazreti Ali'den sonra günümüze dek Sayın Adnan Oktar'ın seceresi şu şekildedir. Muhammed bin Ali bin Ebu Talip bin El Hanefiye Medine'de yaşadı. Sultan Kaab veya Kegab bin Muhammed Şam emiri. Sultan Hürmüz Mısır'dan. Sultan Halid Sarsari emiri. Sarsari Bağdat Halifeliğinin en büyük ticari şehridir. Sultan Velid Sarsari emiri. Sultan Kayda veya Kayıda Sarsari emiri. Sultan Mevlüt Sarsari emiri. Sultan Ebu el-As Hatay emiri. Sultan Salim Ebu Hanife Hatay emiri. Sultan Sadık Hatay emiri. Ebu el-Hak veya Abdülhak Medine'de yaşadı. Sultan Osman Medine'den. Sultan Celaleddin Osmanoğlu İstanbul'da yaşadı. 1638 tarihli arşiv kayıtlarına göre Sultan Celaleddin'in Ethem ve Sadreddin adında iki oğlu vardı. Sadreddin Ahmet bu kişinin tebliği vesilesiyle Altınordu Devleti'nden Özbek Han İslam'ı kabul etmiş ve ardından Altınordu Devleti 1312'de İslam Devleti haline gelmiştir. Terme, Altınordu'da Kumkent şehrinde yaşamıştır. Karapçı, Termeoğlu, Güney Kazakistan Kumkent'te yaşamıştır. İslam Kiyak, Karapçı'nın oğlu. Nugaylar arasında Kiyak ünvanı bir kişinin seyit olduğunu göstermektedir. Altınordu topraklarında Volga Nehri ile Ural Nehri arasındaki Türk yurdunda yaşamıştır. Kadir Kiyak, İslam'ın oğlu. Ural ve Volga Nehirleri arasında doğmuştur. Kutlu Kiyak, Kadir Kiyak'ın oğlu. Kumkent'te doğmuş ve babası vefat ettikten sonra Kumkent'in hükümdarı olmuştur. Edigey, Kutlu Kiyak'ın oğludur. 1376 doğumludur. 1419 yıllarına ait Rus arşivlerinde kişinin kayıtları seyit olduğunu göstermektedir. Altınordu devleti yöneticilerinden biriydi. 1411 veya 1419 yılları arasında savaş meydanında şehit olmuştur. Rusya'da çok ünlü bir kişiydi. Arşiv kayıtlarına göre Altınordu Hanı Toktamış'a Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan geldiğini açıklamıştır. Ve bu 17-19. Yüzyıllara ait çok sayıda belgede yer almaktadır. Nurettin, Edigey'in oğlu, Saldettin Ahmet soyundan. 1412 veya 1419 yılında babası hala hayattayken savaş meydanında vefat etti. Vakkas, Nurettin'in oğludur. Beylerbeyi olmuştur. 1447-48 yılında savaş meydanında şehit edildi. Musa, Vakkas'ın oğlu. Nugay Hanlığı'nın kurucularından biriydi ve yıllarca han olarak görev yaptı. 24. İsmail, Musa oğlu. 1544'te Nugay Hanı'ydı. Bazı kayıtlara göre 100 bin kişilik bir ordusu vardı, 1563'te vefat etti. Din Muhammed, İsmail'in oğlu, Nugay Hanı. Erken yaşta vefat etti. Yönetime kardeşi Seyit Ahmet geçti. 1563 ve 1578 yılları arasında Nugay Hanı olarak görev yaptı. İslam, Seyit Ahmet Muhammedoğlu. Nugay Hanı olarak 1584'te tahta geçti. 1587'de şehit edildi. Kasay, İslamoğlu. 1610-1627 Stavropol çevresinde kendi çiftliği vardı. Seyit olduğu biliniyordu. Sultan Murat, Kasayoğlu. 1622-1643 Nugay Hanlığı'nın bölünmesi sonrasında Kasay kolunun başıydı. Musal, Sultanoğlu. 1651 Aslan Hacı, 1713 Kasay ailesinden. Bestau dağlarında yaşıyordu. Seyit olduğu herkes tarafından biliniyordu. Musa, Kasay kolunda. Besten Aslanov, 1780-90'da doğmuştur. 1886, Besten şehri yakınındaki Beşdağ'da yaşamışlardır. Üç erkek kardeş, Murzabek ve Aslanbek Aslanovlar aileleriyle yaşıyorlardı. Hacı Yusuf, Bestenoğlu, 1841. 1902'de Osmanlı toprağı olan Kafkaslardan
hanımı Koşan'la birlikte hac farizesini yerine getirmek için Mekke'ye gitti ve orada vefat etti. Ömer, Hacı Yusuf'un oğlu. 1859, Kafkasya'da Bestau, Beş Dağlar çevresinde yaşadı ve 1902'de Bağla'ya göç etti. Yusuf Oktar Arslan. Sayın Adnan Oktar'ın babası, evlilik cüzdanında ismi Yusuf Oktar Arslan olarak geçmektedir. Türkiye'de doğmuştur. Ve Adnan Oktar. Evet, şecereyi yeniden gördün. Vesile oldun. Teşekkür ederim. Milyonlarca seyit var. Her seyit metri iddiasında bulunacaksa o zaman sözüm yok sana. Sözünde bir mantık var mı? Bir insan seyitse eşittir mehdi anlamına mı gelir? Seyit olmak bir güzelliktir, şereftir. Eyo. Go to your home. Please, today, tomorrow, come here back. All right? İnşallah. İnşallah. Hale bak tatlım. Çok modern kız, bayağı güzel. Mesela Bediüzzaman'da zorla seyit yapmaya kalkıyorlar. Seyit yaparsa Mehdi olacağını zannediyor. O var ya profesör. Seyit olmak bir güzelliktir. Ben daha da şeceremi genişlettiğimde, baktığımda Hazreti İsrail'e kadar gittiğini görüyoruz. Çok güzel. Çok güzel. İftihar ediyorum. Ya niye rahatsız oluyorsun bundan? Sen ve senin gibi kişiler kızıp kıskandığı müddetçe devam edeceğiz anlatmaya. Çılgın bakış. PKK ile alıp veremediğin ne var bu kadar diyor. Sabah akşam PKK. Başka konu mu yok? Yoksa bunun için devlet sana para mı veriyor? Ya kardeşim her şeyi siz parayla halletmeye kalkıyorsunuz. Namazla, namaz parayla kılınmaz. Oruç parayla olmaz. İslam'a hizmet parayla olmaz. PKK ile mücadele parayla olmaz. Bu gönül işidir. Allah rızası için yapılır. Bir deccal hareketi varsa, deccaliyete karşı mücadele farzdır. Farz-ı ayındır. Her gün askerimiz, polisimiz şehit ederken, sen başka konuyu daha önemli görürsen bu olmaz. En hayati konu şu an bu. PKK kazanıncaya kadar bu devam edecek. Ha, kazındıktan sonra biz konu buluruz sana eğlenecek. Başka konular var. Ama bu konu zor bir konu. Fakat eğlence konusu ayrı bir konu. Eğlenceyi yaparız. Ama her gün asker polis şehit edilirken başka konuya geçemeyiz. Kapsamlı olarak ilmi mücadelemiz devam ediyor. Kitaplar yazdım. Yine bir kitap daha hazırlıyorum. Binlerce, yüz binlerce broşür dağıtılıyor. CD'ler dağıtılıyor. Konferanslar veriliyor. PKK'ya aman vermeyeceğiz. Deccal'a aman vermeyeceğiz. Deccal'in 40 yıllık ömrü doldu. Deccal'le mücadele her Müslüman için farzdır. Farz-ı ayındır. Biz de bu mücadele yapıyoruz. Bak diyor ki Allah, onlar diyor her defasında ahitlerini bozdular, onlar sakınmazlar diyor. Enfal suresi 8-56'da. PKK öyledir. Yani azgın ve ahlaksızdır. Hiçbir şekilde güvenilmez. Evet. Onlara anlaşma da yapılmaz. En az 8 kere ateş keslerini bozdu. Tabii hiçbir şekilde anlaşma olmaz. Oh.
şarkılarımız, oynamalarımız da münafı kızdırmak amaçlıdır. Yani geniş çaplı o amaçlıdır. Kızdırdığımda da zevk alıyorum ben. Sadistçi olduğunu kabul ediyorum. Ama böyle. Zenginliğimiz de münafıkları kudurtuyor. Kız arkadaşlarımın çokluğu da kudurtuyor. Onları kudurtan başka çok daha vahim özelliklerim var. O iyice çileden çıkarıyor onları. Yani say da say bitmez yani. Maşallah, maşallah. O çılgınca sevginiz, o Allah aşkıyla sevmeniz onları pişiriyor, kudurtuyor, hoplatıyor. Kızmak yok, kıskançlık yok. Siz kıskandıkça ben pişireceğim sizi. Sizi köfteler sizi. Hasan Kutlu. Bir insanın soyunun seyitlerden gelmesi münafıkları neden kızdırıyor diyor. İşte biz de anlayamıyoruz ama kızdırıyor. O da bana zevk veriyor yani onlara kızmaz. Mehdi'nin çıkış alametlerinin birisi de Abbasilerin ordusundan mühim görülen bir adamın Celua ve Hanek'in arasında yakılmasıdır. Bu işi tarafından Ürdün'ün ünlü ailelerinden birinin çocuğu, savaş pilotuydu bu. Abbasi soyundan. Bu çocuğu yaktı biliyorsunuz. Bir şeyin demirden bir kafesin içine sokup bu arkadaşlar yaktılar. Bak yeri de belirtmiş bak peygamberin. Celua ve Hanek'in arasında diyor. Hakikaten o bölgede oldu. Bu çok büyük bir mucize. Mehdi devrinde olacak diyor peygamberimiz. Fotoğrafları vardı. Göster. Orada da yaktılar evet. Evet. Adı konmayan bir acı yaşanıyor genç kızlarda, genç delikanlı arasında da. Bakıyorum kızlar, ilk programda da anlatmıştık. Hep yalnız yaşıyorlar. İstiyor ki yani egoistliği rahatça yapsın ama karşıdaki egoist olmasın. Kıskançlığı kendi yapsın ama karşısındaki kıskançlık yapmasın. Bencil olsun, karşısındaki bencil olmasın. Olur mu öyle şey? Yani sen kıskançsan o da kıskanç oluyor işte. Bencilsen bencil oluyor. Ama Müslümansa işte öyle olmuyor. Kıskançsan seni kıskançlıktan kurtarmaya çalışır. Bencilsen bencilliğine karşı güzel ahlakla karşılık verir. Ama ne hikmettir? Ahir zamanda Peygamberimiz söylüyor ya, Mehdi'den diyor, koyun gibi, keçi gibi kaçarlar diyor. Ya koyun ne demek? Koyun aklı vardır diyor kaçanlarda. Keçi aklı vardır. Keçi mantıksızlığı ve keçi inadı vardır. Koyun aptallığı vardır. Çünkü kendini akıllı zannediyor. Kaçtığında Allah seni nimet denizinden uzaklaştırıyor. Geldiğinde nimet denizine yaklaşmış olursun. Mantık olarak baktığında tabii ki sana şeytan düzü ters gösterir, tersi de düz gösterir. Mantıkla yaklaşılmaz, vicdanla yaklaşacaksın. Vicdanla yaklaşmadığında sürünürsün. İyi bir bak, gece gündüz hiç mutlu olduğun bir an var mı? Her gün üzülüyorsun. Her gün elin ayağın boşalıyor. Her gün acı içindesin. Her gün bir rahatsızlığın oluyor. Yani Müslümanlıktan kaçınca rahat mı ediyorsun? Allah seni
Nereye kaçsan kovalar Cenab-ı Allah manen. Her yerde ezer seni Allah. Ya Allah'tan kurtulamazsın. Sıkıntıların, dertlerin gittiği yerde onu bırakacağını zannediyor. Halbuki onlar birlikte geliyor onunla diye. Tabii. İlla diyor mesela yaşıtım olsun. Ya kardeşim hepsi için değil mi de bir kısmı için. Sen zıpırsın o da zıpır. Sen görgüsüzsün o da görgüsüz. Sen akılsızsın o da akılsız. Sen sinirlisin, egoist, bencilsin o da sinirli, egoist bir bencil. Yakar bitirirsiniz birbirinize. Yaştan ne alakası var bunun ya? Akılla alakası vardır, imanla alakası vardır. İsterse 15 yaşında olsun, isterse karşıdaki insan 65 yaşında olsun. Aklı ve imanı oturuyorsa, o seni o beladan kurtarır. Sen o pislik denizinden kurtarır. Yani iki bela bir araya gelince bela ortadan kalkmaz. İki pislik bir araya gelince bir şey temizlik meydana getirmez. Bu o tarz vakalar için söylüyorum, yani herkes için demiyorum. Pisliği su temizler. E sen suyu istemiyorsun. Bir Tevrat tefsirinde Haham Yitzhak Tevrat'ı şöyle açıklıyor. Kral Moşe'nin 13. yüzyılda bu. 13. yüzyıl. Yani bak yüzyıllar önce. Kral Moşe'nin yani Mehdi'nin çıkacağı yıl dünya üzerindeki tüm ülkelerin kralları birbirlerine mücadele edecekler. Pers kralı yani İran rejimi Arap kralını kışkırtacak. Yani savaşa teşvik edecek. Arap kralı tavsiye için Aram'a, Şam ve civarındaki bölgeye gidecek. Bak, gidecek. Dünyanın tüm ulusları kargaşa ve terör içinde olacak. Yer bak yüzlerinin üzerine düşecekler. Doğum sancıları gibi acılara tutulacaklar. Mesela Suudi Arabistan Müslüman ülkelere kışkırtılıyor. İran tarafından. İran'da Suudi Arabistan'ı, Suudi Arabistan'da İran'ı kışkırtıyor. Kardeş kardeşi ezmiş oluyor. Halbuki her ikisi de mübarek, muhterem, tertemiz Müslümanlar. Bak Tevrat'ta da bu hüküm geçiyor. Hasan Kutlu, evet, bizi ideal görüyormuş topluluk olarak. Ersin Karabin, şehidin tebrik edildiğini ilk defa sizden duydum. E tabi, şehadet, cennet anlamına geldiği için onun cennetini, şehadetini, mübarekliğini tebrik edersin. Yani bir insan değil mi? Bir yere kral oluyor. Tebrik ediyorsun. O ebedi kral olmuş oluyor. Ebediyete kadar. Yani sonsuz kral olmuş oluyor. O
yüceliğini, o güzelliğini, o krallığını, o saadetini, o mutluluğunu, cennet mutluluğunu tebrik edersin. Tabi. Ve beklerler diyor. Diğer gelecekleri beklerler. Erdal Bıçakçı Yahudi mi Adnan Hoca? İsrailliyim. Evet. İsrail kökenliyim. Yahut ayrıdır. Yahut kavmi vardır. Evet. Musevilerin içinde Yahut kavmi. O ayrı bir kavimdir. Musevilik ayrıdır. Evet. O bir ırktır. Yahut kavmi ayrı bir ırktır. Ama İsrail, Hazreti İsrail'in soyundan gelenler derler. Amerikalı güreşçi Chris Taylor, ayı boğan Taylor'un Rus güreşçi, dünya şampiyonu Medvedev'le müsabakasından gibi bir video. Onu gösterelim size. Biraz güreş muhabbeti yapalım. İnşallah. Altta olan ayı boğan Taylor. Üstteki dünyaca ünlü Medvedev. Ağır siklet şampiyonu. Adnan Bey, Medved 90 kilo, Taylor 187 kilo. Ama kolunu kıracak adamı ya. Evet, şimdi Chris Taylor'un tuş olduğu anı bir görelim. Evet. Almanların ağır sikleti. Onun da çok fazla derecesi var. Bak çok tehlikeli bir numara. Salto atıyor, görüyor musun? Evet.
Helal ulan, helal be. Maşallah, alkışla. Vay be, saltoya bak sen ya. Pehlivan dediğim böyle olacak. 185 kiloyu tüy gibi savuruyor yani. Kendisinden 90 kilo daha ağır yani. Tabii. Ya pehlivan kalmadı kardeşim, böyle salto nerede yani? Eskiden öyleydi, daldı mı kaldırıp direkt atıyordu güreşçiler. O şimdi o onu itiyor. Sayıyla kazanıyor, olur mu? Tuşla kazanması lazım. Bizim güreşçiler fırtına gibi eserlerdi. Yok mu ne bu muhabbete girecek bizde? Ama çok eskilere gidiyor canım. Moğol güreşçileri oynuyor. Koreli güreşçileri ünlüydü. İranlı güreşçiler. İran'ın 52 kilosu vardı. Allah verdi. Ya fırtına gibi esiyordu. Ali Rıza'la da kapışmıştı. Hafif kilolu da Koreli güreşçiler Yaman'dalar. Kaim Mehdi'nin yanındakilerin çok azı Arap olacak. Biharul Envar 51, 52 ve 53. ciltler. Sayfa 243. Kaim Mehdi, daha önce söylediğim, minbere ilk çıktığında, yani tebliğ yapmaya başladığında, insanlar ondan koyunlar ve keçilerin kaçışı gibi şuursuzca kaçarlar. Yani tam angudik bir hava olduğu anlaşılıyor. Tam klasik angut havasında. Onunla sadece yakın talebeleri kalır diyor. Angutlar kaçar diyor. Çünkü bak, keçi ve koyun gibidir diyor Peygamber Efendimiz. Şuursuzca diyor. Şuur da yok. Hayvan gibi kaçıyor. Hayvan sürüsü gibi. Akılsızca. Yani düşünüp bağlantı kurarak falan değil. Yani keçi gibi inatçı, koyun gibi de şuursuz. Ya müthiş bir hadis. Adnan Bey, yarın saat 12'de yeni bir belgesel yayınlanacak A9 TV'de. Kur'an Mucizeleri 2. Ne güzel. Ne güzel. J'ai quitté ma maison, ma ville, ma triste vie, se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mère bleue, leurs souvenirs se réveillent, bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. Une amie, je vois encore ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de la dure. Je revois son sourire si près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret.
Fikret. Bunu yarın gitarla playback yaparak bana hazırlıyorsun. Tamam. Tamam mı? Ama nasıl dans edeceğini Fikret'in tahmin ediyorum böyle. Yani dansın başından sonuna kadar gözleri kapalı olur. Rüyalar aleminde olur yani. Hüseyin Uçkun hocam diyor, HDP ile ilgili açıkladığı ayetin mealinde barajı açtıklarında saldırıya geçerler diye geçiyor. Gerçekten de HDP seçimde barajı açtıktan sonra PKK saldırılara başladı diyor. Ayet de öyle. Her HDP'li PKK'lı değildir. Ama her PKK'lı HDP'lidir.
Oksijen mühim bir olay. Aç o pendereyi biraz. Tamam. Yeter, yeter. Evet, dinliyorum. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Twitter'dan Tunceli'de şehit olan binbaşımızla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tunceli'de şehit düşen binbaşımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Mübarek günde gerçekleşen bu hain saldırılar karşılıksız kalmayacak. Nasıl kandil bombardımanlarla örgütün başına yıkılıyorsa, içerideki kandilcikler de tamamen temizlenecek. Bu kanlı eylemlerin hesabı sorulacak. Ama biraz öyle etsinler. Yani tek bir PKK'lı istemiyoruz. Kanunu da değiştirsinler, PKK'lı olmak suç olsun. Gençler, yeni geldiğiniz için size acıdım, kaldırmadım. Ama bu hep böyle olacak diye bir şey yok. Ya benim hiç şakam olmaz. Morarmaya falan gerek yok. Yani her an operasyon olabilir. Ama bu sefer güvendesiniz, gönlünüz rahat olsun.
Bir dahaki sefere garanti veremem. Onun için hazırlanın evde. Tamam. Yani mutizme girmek yok. İnşallah. Evet, dinliyorum. Haber Deutsche Welle Türkçe'de çıktı. Avustralya'nın yeni hükümeti Suriye politikasına değişiklik mesajı verdi. Yeni Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Suriye'de en makul çözümün devlet başkanı Beşar Esad'ın da dahil olacağı bir ulusal birlik hükümeti kurulması olduğunu düşünenlerin sayısının arttığını belirtti. Düşünen sayısı yoktu. Böyle bir konu yoktu. Onun kararı bir yerde alındı. Yani beni şimdi konuşturmasınlar. Ne düşünmez? Şu an düşündürülüyorlar. Öyle bir şey düşündükleri falan yoktu. Kaç yıldan beri devam ediyor böyle düşünen falan yok. Net Esad'ı istemiyoruz diyor Avrupa diyordu. Ben ne dedim? Evet. Yok dedim. O iyi bir delikanlı dedim. Yani onu derin devlet o hale getiriyor. Onun bu işlerde bir dahli yok dedim. Ondan sonra fakat şimdiden küçük bir devlet kurabilirdi mi geçici olarak? Evet. Aynısını Cumhurbaşkanı da söyledi. Evet. Arabistan olayın içinde olsun dedim. Türkiye içinde olsun. Rusya, İran. Evet. Toplanıp konuşalım dedim. Hatta eğer bir dahaki safhaya yani toplantı Türkiye'de olabilir, onu da söyleyeyim. İnşallah. Yani şimdi bundan söylenmez de Obama, efendim Putin, evet. Esad, evet. Tayyip Hocam, evet. İran Devlet Başkanı Beyefendi. İnşallah. Anlaşıldı mı? Evet, inşallah. Türkiye'de uzatacak bir şey yok. İnşallah. Ama biraz devam edecek. Evet. Ya bu sene bir geçsinler bir kere, geçecekler Allah'ım. Evet. Hayır istemem ama öyle. Ya olay öyle. Yani 85'i unutsunlar. Evet. 86-87'ler yani öyle diyelim de anlayın. 2016'lar, 2017'ler. İnşallah. Yani güzel. Hoş. Evet, dinliyorum. Bugün basında teslim olan bir PKK'nın itiraflarına yer verildiğini ve Kandil'in büyük bir yıkıma uğradığı iddia edildi. İtirafçı mağaralarda tüneller olduğunu ve doşkaların raylı sistemle bu mağaralar içine saklandığını anlatıyor. Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre ise PKK'ya yönelik hava harekatlarında kullanılan TÜBİTAK tarafından geliştirilen nüfus edici mühimmatlarla bu türdeki hedefler artık imha edilebiliyor. Bu sayede mevzi içinde her ne tedbir alınırsa alınsın, içeri giren mermi çok geniş bir alanı etkiliyor ve teröristler etkisiz silahlarda kullanılamaz hale getiriliyor. Kardeşim şimdi bak böyle düz mağaralık alan ya, helikopterden veya herhangi bir yerden atış yaptığında mağaranın ağzına giriyor. Dikey olarak vuruyorsun veyahut hafif yatay vurabilirsin. Orada çarpar mermi, seker tamam oradan hadi diyelim bir kere daha vurdu. Ama bu 200, 300 metre, 400 metre derinde tüneller. Evet. Orada mermi heba olur. Böyle bir özellik göstermez. Ama düz duvarı vurursan, düz mesela bir binan duvarını, onu deler geçer. Geçtikten sonra yeniden infilak ediyor. O dediği doğru. Ama burada düz bir hedef yok. Kaya hedef var. Kayanın sadece ağzını parçalar, o kadar. TÜBİTAK'tan alakası yok bu olayın. Oraya girilecek. Biraz emek verilmesi lazım. Anlattık. Evet. Mağaranın içine girecekler. Efendim en az 40-50 ton TNT'ye ihtiyaç var. Nitrotoluen. Efendim güzel hala dolduracaklar. İstiyorlarsa amonyum nitrat, amonyum sülfat gübresi de 10-15 ton da ondan korlar üstüne. Daha renkli olmasını istiyorlarsa. Sonra duvarla kapatılacak o. Yani emek verecek o. Biraz uğraştırır. Yani birkaç aylık işleri var. Duvarla, beton duvarla kapat. Çok kalın mesela. 5 metre, 4 metre. Kalın duvar yapılacak. 4 ayrı fitil de yapılır sağlam olsun diye. Ateşleyeceksin. O çığlıklara da haber vereceksin önceden. Ey mahlukat, ey haşerat. Sürekli yayın yapacaksın. Burayı boşaltın. Bura tepenize göçecek diye.
ey mahlukat, ey haşerat, ey mahlukat, ey haşerat. Sonra çıkar onlar. Kış 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 diyeceksin. Tamam mı? Sonra gümbür gümbür aşağı indireceksin. Olay bu. Bir daha da oraya giremezler. Normal anlattıklarıyla öyle bir şey olmaz. Teknik olarak olmaz. Yani bilimsel olarak isterseler kendileri anlatsın da ben de anlatayım. Mümkün değil. Yani mağaranın yapısı açısından mümkün değil. 1,5 metre falan, 2 metre falan mağara ağzı var. Yandan giriyorsun. Mermiyi sen nereden vuracaksın da nereden mağaranın içine? Hayır, şey olsa mesela bu Katyuşa roketi gibi mağara içinde yol alsa mermi, bu olabilir. Yani mesela vurup delip öyle yol alsa, öyle bir şey yok. Yani ilk dönem işte biter iş. Ama tabii mağara içinde çok ciddi basınç oluşur. Yani eğer şey değilse, yani bir açıklık, hava alma yeri falan yoksa, başka bir yere geçme imkanları yoksa, o basınç tabii öldürücü etki yapabilir. Yani mağara ağzındaki bir infilak, içeride de çok yüksek basınç meydana getirebilir. Ama mağaralar çok uzun. Derinlik çok uzun, 2 ağızlı genellikle. Başka yerler açılıyor. Bir de o patlamadan önce söylenmesi lazım boşaltın diye. Yani benim stilimde öyle bir şey yok. Yani adamların öldürülmesi değil, caydırılıp kaçırılması düşüncesi var bende. İtirafçının PKK'nın cenazeleri nasıl taşıdığı ve gömdüğüne dair de anlatıları evet. Var. Örneğin geçtiğimiz haftalardaki bir çatışmada öldürülen PKK'lılar gizlice Van'daki sözde PKK şehitliği denilen yere gömülmüş. Bu mezarlıkta son dönemde öldürülen toplam 66 örgüt üyesinin cenazesi gömülmüş itirafçının anlatımına göre. Kardeşim, yani bu Türkiye'nin kontrolünde o şehitlik dedikleri yere sözde şehitle gidiyorlar, görüyorlar. Öyle bir şey yok. Olduğu gibi duruyor. Sadece kapısını bozdular, yani kapısındaki yazıları falan kaldırdılar. Oradaki slogan taşıyan afişleri falan onları kaldırdılar. Öyle bir şey yok. Hükümet 2000 kişiden bahsediyor. Tayyip Hoca 2000 kişiden. 66 kişiden bahsediyorsun sen. Yani bu zaten bunun itirafı, böyle bir şey yok. Yani 2000 kişinin yok edildi diye böyle bir konu yok yani. 66 kişi de laf, öyle bir şey yok. Ama toplam 25-30 kişi, 40 kişi falan olabilir yani. En fazla 50-60 kişidir. Ki o da şüpheli yani. Mağaranın içinde adamlar yani. Bak tesislerini bulduk diyor, bomba imha tesislerini bulduk diyor. Bir kaya parçasının kovuğu. Tesisleri diyor. Bomba imalat tesisini bulduk diyor. Yani yapmasınlar bunu. Biraz yakışık almıyor bu. Yani biz normal zekadayız. Yapmasınlar, etmesinler yani. Ya normal kaya kovuğu kardeşim. Nerenin bomba imalathanesi bilmem ne. İmalathane öyle mi olur? Hayır ama dinamit dokumunu getiriyordur. Bilmem TNT'yi getiriyordur. O da fünye takıyordur. Ayrı mesele. Onun için bir yere gerek yok. Açık havada da yapar onu. Yani mağaranın kovuğu falan niye imalathane olsun? Yapmasınlar bunu. Havadan darmadağın edildi, filmler ele geçti diyor. Şu an filmleri göstertiyoruz diyor. Filmlerde çok koyu bir renk var. Çeşitli mantar gibi görüntüler oluşuyor. Nerede çekildiği belli değil. Nereye ait filmler olduğu belli değil. Böyle olmaz. PKK bütün azgınlığıyla askerlerini şehit etmeye devam ediyor. Ve bölgeye girilemiyor. Girilemediği için de diyor ki biz buralarda seçim yapmayacağız diyorlar. Merkezde yapacağız, oraya giremiyoruz diyor. Ya kardeşim, dozerle gir, yerle bir et ya. Bütün evleri yık, ne varsa hepsini yık. Allah Allah, sivil halkı al kenara. Dümdüz tarla yap her yeri. PKK'ların hepsini tutuklarsın. Konu da biter yani, dev dozerlerine gir, yerle bir et. Yani bilmiyorum bunu niye bu kadar uzatıyorlar. PKK'lara bir opera dinleteyim, ne demek istediğimi anlasınlar.
PKK ne demek istediğimi anlamıştır. Biz nezaketiyle uyarıyoruz. Reşit Emin talebelerimden sütün içerek beni seyrediyormuş şu an. Göstert. Bu benim ünlü talebelerimden. Abisini seyrediyor. Abisinin kuzusu bu, mini kuzu bu. İmam Sadık Hazretleri şöyle buyurdu. Kaim Mehdi elini uzatacak, eli göz kamaştırıcı beyazlık içinde görülecektir diyor. Yani elinde dikkat çekecek bir beyazlık olacak diyor. Sonra Mehdi halka hitap edecek. Bu el Allah'ın elidir. Allah'ın tarafındandır ve Allah'ın emriyledir. Allah yaratmıştır. Ardından şu ayeti tilavet edecektir. Hiç şüphesiz sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Şu halde kim ahdini bozarsa artık o kendi nefsi aleyhine ahdini bozmuş olur diyor. Sonra biat edilecek diyor. İnşallah. Mehdi. Sabah vakti yapacak diyor. Biat. Anlam Bey, oradaki arkadaşlar size neden bu kadar bağlılar? Bir şey mi vaat ediyorsunuz diyor. Cennet. Allah vaat ediyor, ben vaat etmiyorum. Allah'ın rızası, en başta Allah'ın rızası, Allah'ın cenneti ve rahmet. Allah müminlerden onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Maşallah. Hakan Gizmaz, seçime giden bir Türkiye var. Ülkeyi karıştırmak isteyen PKK'ya dışarıdan destek vererek Türkiye'yi bölme tehlikesiyle karşı karşıya getiren dış güçler var. Sizce emellerine ulaşabilirler mi? Onlar ancak şeye ulaşabilirler. Cehenneme. Başka yapabilecekleri bir şey yok. Sen seni bilsen seni. Hoppala. Seyit olmak güzelliktir, şereftir. Seyit olduğumu söylemek, Mehdi'yi iddia etmek değildir sözüme karşılık. Kendi kendini övmek doğru mu? Kur'an ahlakına uygun mu diyor. Bu bir övme değil. Bu bir nimete şükretmedir. İnşallah. Mesela Peygamberimiz Hazreti İbrahim soyundadır. Söylüyor, kendisi de söylüyor İbrahim soyundan olduğunu. Değil mi? Bu nimete şükretmektir. Yani övünmek, hani ben üstünüm sizden ezici yönde, ırk olarak üstünüm anlamında değil bu. Bu nimeti fahş etmektir. Allah'ın verdiği güzelliği ifa etmek, anlatmaktır. Allah size verdiği nimeti üzerinize görmek ister diyor Peygamberim hadisi. Allah'ın verdiği nimeti anlatıyorsun.
Mesela Peygamberimiz bakıyor yüzüne aynada. Ya Rabbi ne kadar yüzümü güzel yarattın. Ahlakımı da güzelleştir, bana cennet nasip et diyor. Bu övünme değil. Bu nimete şükretmektir. Dolayısıyla benim ifadem de şükür. İsmail Karaçam. PKK'lar operadan anlamaz. Eşek gırnatasından anlar. De, çüş falan demek lazım. Canım o operada onlara bir ifade var, anlatım vardır. Nimeti Müslüman anlayacak, hatta ayette Cenab-ı Allah, Allah'ın verdiği nimetleri anın diyor. Allah beni böyle güzel bir soydan getirdiği için anıyorum. Maşallah, evet. Hamd ediyorum. Beni İsrail soyundan geldiği için. Maşallah. Çünkü Kur'an'da övülen bir güzellik. Beni İsrail'e Cenab-ı Allah bütün Orta Doğu'yu verecek. Evet, inşallah. Vaat edilen topraklar. İnşallah. Arz-ı Mevut. Evet, inşallah. Vaat edilen topraklar anlamına geliyor. Onu işte Allah Mehdi ve talebelerine, yani Moşiya ve talebelerine vaat etmiştir. İnşallah. Hazreti İbrahim neslinden gelen. Ta Tevrat'ta kadim nimet olarak belirtilmiştir. Hazreti Ali'nin soyu annesi Fatıma tarafından Hazreti Davut'a bağlanıyor. Evet. Fatıma annemiz tarafından. Başa Haham Hofnayi'nin kızı ve Esed İbni Haşim'in evliliklerinden Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed doğdu. Başa Haham Hofnayi'nin kızı Esed İbni Haşim ile evlendi. Esed İbni Haşim'in kızı Fatıma'dır. Fatıma'nın oğlu da Hazreti Ali. Evet. Onun neslinden de ben geliyorum. Evet. Dolayısıyla İsrail soyundan. Mehdi diyor elini kaldırdığında göz kamaştırıcı beyazlık içinde görülecek diyor. Herhalde yani yüzüne göre beyaz, evet, anlamında. Evet. Çünkü beyazlık izafi bir şey. Mesela Giresun'un, Giresun, bak Karadeniz'e gelmiş adam. Güce'de jandarma karakoluna PKK tarafından ateş açılmış. İki asker, iki sivil yaralıymış. Bu saldırı yeni oldu. Diyorlar 2000'ini yok ettik. Zaten evet, bitirmişsin, geriye bir şey kalmamış. Adam diyor bu 60 küsür diyor. Evet. Buraya şehit, sözde şehitler getirdiler. Öyle bir şehitlikte öyle bir şey yok. Orada toprak kazılsa falan görülmez mi? Oraya asker polis giriyor. Ben olmasam Allah alem götürecekler işi yani. İnandıracaklardı herhalde. Yok öyle şey. Gerçek anlamda PKK yok olacak. Ben öyle bir şey istemiyorum. Yani o tarz laflar biz eskiden beri duyuyoruz. Çocukluğumuzdan beri duyuyoruz işte. Darmadağın ettik, bombaladık, F-104'ler halaş pamuğuna çevirdi, şehirlerini, binalarını, tesislerini yok ettik. Adamın binasında bir şey yok, kayalık alanlar var, öyle bir şey yok.
Ben Hazreti Ali'den itibaren ki ilk bağlantıyı bana gönderirseniz yazılı olarak oradan bir açıklama yapacağım. Annesi işte bak Havle binti Cafer bin Kays Hanefi olduğu için İbn Hanefi ama onun künyesi o şekilde değil. İbn Hanefiye diye sadece. Yani künyesiyle verin. Hazreti İsa'nın çocukları kıyameti görecek mi, mi? Hazreti İsa'yı 7 yıl sonra evlendirdiğimizi düşün, hesap et. Ne yapıyor? O yıl çocuğu olduğunu düşün. Şimdi itibaren 121. 2022 inşallah. Ya 2120'ye kadar evet, bir şey yok. Yani kıyamet 2120. Efendim? 118 yıl. Evet. Kıyameti görmezler. Evet, inşallah. Görmezler. Ondan sonra zaten evlenmez çocuklar. İnşallah. Yani onun nesli durur. Evet. İnşallah. Mehdi kıyametin yakın olduğunu bildiği için durduruyor da kendi neslini. İnşallah. Yani hemen kıyamet kapıda çünkü. Evet. Anti Tartar. Ya bu nasıl iş anlamadım. Yıllardır masonlara saydır da saydır. Şimdi el ele etsin diyor. Gülerek neşeli şekilde resimler çektiriyorsun. Mason olduğunu söylüyorsun. Yıllardır videolarla milleti doldurdum masonlara karşı. Şimdi bizi ortada bıraktın. Yok canım dediklerim doğru. Ben ateist masonla gene karşıyım. Yani ateist masonluk ciddi bir yapılanma. Evet. Ve ciddi bir tehlike. Ben Allah'ı seven, Allah taraftarı masonlarla beraberim. Evet. Yoksa ateist masonlar var, gene geçerli oradaki söz. Onlar bir bela. Ya ben mason olduğumda onlar kudurdular yani. Bayağı kudurdular. Yani çok tedirgin oldular. Allah, alenen Allahsız kitapsız adamlar. Ama gerçek masonlar mutlaka Allah'a inanırlar. Allah'a inanmayan mason olmaz. Ama böyle bir ekip de var. İşte onları da düzeltmeye çalışıyoruz. Yani bir kenara atmak değil, düzeltmek. Benim stilim o. Davutoğlu terörün belini kırdık açıklamasıyla PKK medyası şöyle açıklama yapıyormuş. Daha önce Tansu Çiller'in ya bitecek ya bitecek demesi, Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın PKK'yı 5 kez bitirdik dediği, yetkililerin sayısız kez bitme noktasına geldi, beli kırıldı, büyük darbe vuruldu dedi PKK'yı. Bu kez Başbakan Ahmet Davutoğlu belini kırık sözleriyle bitirdi. Ancak yılda en az birkaç kez bitirilen PKK ile yürütülen savaş boyunca 20 hükümet, 12 başbakan, 11 Genelkurmay Başkanı, 7 Cumhurbaşkanı değişti. Bitti denilen PKK ve onun ideolojisi ise artık sadece Türkiye değil, Ortadoğu'da bölge siyasetinin etkili bulunuyor. Doğru söylüyorlar. Böyle bitirme olmaz. Bunlar bir nevi demagoji olmuş oluyor. Kodumu oturtacaksın, böyle olmaz. Bilmiyorsan da bilene görev ver, o bitirsin. Baş, acayip yükselmiş izleme. Ya kardeşim nedir bu olay ya? Hocam münafıkları anlatınız diyor Özdirek. Anlatırım. Kocatepe'de hocam hadislerde Mehdi'nin 1400'de çıkacağı belirtiyor. Neden o zaman sahabeler dahil her dönem bir Mehdi beklentisi olmuş? İşte Mehdi'yi çok sevdikleri için. Evet.
Gökalp senin itibaren o kardeşimize kadar, Fikret'e kadar olan ekip ayağa kalksın. El ele tutuşun. Çıt parmaktan. Çıt parmaktan ha. Düğün başına mendil verin. Sen başa geç. Oktar Efendi. Gökalp ellerini abartılı salıyorsun. Birine vuracaksın. Adamı iptal edeceksin. Allah size gelsin. Halay sonu diyelim. Halayın bir başı vardı, bir de sonu vardır. Kim oluyor? Sen ne oluyor Erdem? Ne? Tamam sen o zaman baş ol, sen de son olursun. Ver o mendili de ona. Ha. Bir türlü anlatamıyorum. Ver o mendil ona. İki mendil, evet. Ya ne kadar bırakırsın oynamayı. Şimdi Erdem Bey, siz kusura bakmayın, baştan yeniden. Yani size bir şey anlatmak mümkün olmuyor. Çünkü istirak halinde oluyor böyle. Vecd halinde kendini kaybediyor. Bana baktığında zaten böyle bakıyor. Ya yapmayın, etmeyin. Kendinizi kaybedeceğiniz ne var ya, bir şey yok. Hoppala. İçeriden mi geliyor gibi? Hazreti Ali'nin, işte benim Hazreti Ali ile evlenen annem Havle binti Cafer el Hanefiye. Havle Hanım. Evet. Havle Hanım'la Hazreti Ali'nin yani dedemin nikahından Muhammed bin el Hanefiye oluyor. Evet. Muhammed bin el Hanefiye Mehdi'ye çok benziyormuş. Maşallah. Yani sahabelerin en çok şüphelendiği oydu.
Muhammed bin Ali. Ona sürekli soruyorlar, sen Mehdi misin yoksa? Yani çok benziyor dış alametlerine, görüntüsüne. Yani bak genetik kodu görüyor musun? Kaç defa soruyorlar, sen misin Mehdi diye. Detaylar var da şimdi girmeyelim olaya. Evet. Bunun gücünü bir azalma oldu şeyin. Neden olabilir? Şuraya mı uğraştık, ondan mı oluyor acaba? Evet. Bir ara verelim, devam edelim. Evet, yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Batı Avustralya'da bulunan 2015 yılının en büyük keşiflerinden biri. Batı Avustralya'da bulunan 2.3 milyar yıldır hiç değişmemiş sülfür bakterisi fosili. Okyanusların en derinliklerinde bulunan sülfür bakterisi kolonisinin dünya tarihinin neredeyse yarısı kadar bir süredir hiç değişmeden kalması evrim teorisine büyük bir darbe oldu. New South Wales Üniversitesi Profesörü Malcolm Water bu bakteri fosillerinin bugünkü okyanuslarda görülenlerle aynı olduğunu şöyle açıkladı. Fosillerin içinde gördüğümüz bu mikroplar neredeyse bugün okyanuslarda gördüklerimiz ile aynı. Biçimleri aynı ve yine aynı kimyasal işlemleri yapıyorlar. Sülfür çevrimi yaparak yaşayan bu bakterilerin aynısına daha önce Avustralya'daki 1.8 milyar yıllık kaya tabakalarında da rastlanmıştı. Günümüzde bu fosil bakterilerin birebir aynısı olan canlılar ise Şili ve Güney Afrika açıklarında görülüyor. Sülfür çevrimi yaparak hayatın devamlılığını sağlayan bu bakteri fosillerinin hiç değişmemiş olmaları, evrimsel gelişim olarak adlandırılan bir sürecin yeryüzünde asla yaşanmadığını gösteriyor. Bilim dünyasını şok eden bu yeni fosili, dünya medyası bakın hangi başlıklarla verdi. 2 milyar yıldır bu bakteri hiç değişmedi. 2 milyar yıldır değişikliğe uğramayan bakteriler, evrimcilerin çözemediği bir bulmaca. Bilim insanları 2 milyar yıldır evrimleşmemiş bir canlıyı keşfettiler. 2 milyar yıldır hiçbir değişiklik yok. Darwin yanılıyor mu? Yeni keşfedilen sülfür bakterisi kalıntıları 2 milyar yıldır evrimleşmemiş. Bulunan bu canlılar 2 milyar yıldan uzun süredir evrimleşmediler. Derin denizlerde yaşayan mikroplar 2 milyar yıl içinde hiç evrimleşmedi. Bilim insanları 2 milyar yıldır gerçekte hiç değişmemiş mikropları keşfettiler. Bu canlı 2 milyar yıldan uzun süredir evrimleşmedi. Bakterilerin evrim geçirmemiş olması bilim insanlarını hayrete düşürdü. Biyologlar derin denizlerde yaşayan 2.3 milyar yıldır evrimleşmemiş bakterileri ortaya çıkardılar.
2 milyar yıldır hiçbir değişim göstermeyen bu bakteri fosilini bilim insanları Raman spektroskopisi ve lazer taramalı mikroskop gibi son teknolojileri kullanarak incelediler. Kullanılan teknoloji sayesinde bu bakteri fosillerinin çok detaylı fiziksel ve kimyasal analizi yapıldı. Sonuç, bu bakteriler bundan 2.3 milyar yıl önce aynı bugün olduğu gibi kompleks kimyasal işlemler yapıyorlardı. 2.3 milyar yıldır hiç değişim göstermeyen bu bakteri fosili, yeryüzünde evrimin yaşanmadığının net delilidir. Bunun gibi yüz milyonlarca fosil örneğinde evrimleşmeye dair tek bir ize rastlanmamıştır. Bulunan tüm fosiller bugün yaşayan canlı örnekleriyle aynıdır. Canlılar evrim geçirmemiştir, evreni ve canlıları Allah yaratmıştır.